Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak ev sahipliğimizde gerçekleşecek olan Uyumsoft E-Denetim, E-Denetmen ürün tanıtım sunumu ile devir, birleşme, tür değişimi, kısmi ve tam bölünme konu seminerimize hoş geldiniz. Bugünkü programımız Uyumsoft E-Denetmen ürün tanıtım sunumu ile başlayacak. Uyumsoft 3. Bölge Satış Direktörü Sayın Mahmut Ertürk'ün sunumunda vergi mevzuatı, muhasebe ilke ve kuralları, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim yapan E-Denetmen yazılımı tanıtılacaktır. Programımızın 2. bölümünde ise Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi, Yeminli Mali Müşavir Sayın Bülent Fıçıcı'nın sunumunda devir, birleşme, tür değişimi, kısmi ve tam bölünme konulu seminerimiz gerçekleşecektir. Programımıza geçmeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir eğitim dönemi başladı. Eğitim döneminde TESMER'de belli konuları belirledik ve bizce meslek hayatımızda çok önemli olan, önem arz ettiğini düşündüğümüz konuları da sırasıyla sizlerin eğitim sürecine bırakmış olduk. Bu anlamda daha önce bir kez E-Denetmen'le ilgili bir çalışmamız oldu Uyumsoft'la. Fakat programın gelişimi ve sürecin devamından dolayı bir kez daha bunun meslektaşlar tarafından dinlenmesi gerektiğini düşündük. Çünkü odadaki sorumluluk dosyalarının çok büyük bir kısmı Vergi Denetim Kurulu'nun meslektaşlarımızla ilgili yazmış olduğu sorumluluk dosyalarından oluşmakta. Ve burada maalesef meslektaşlarımızın da artık çok birebir yakalayamadığı ya da kontrol edemediği alanlar var. Bu alanlarda sorun odaya geliyor. Odaya geldikten sonra da biz de meslektaşımıza üzülerek disiplin cezası vermek zorunda kalıyoruz. Programı anlatırken Sayın Mahmut Ertürk sanıyorum size bu konuda geniş bilgi verecek ama ben sorumluluk dosyaları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz mükerrer 227'de bizim sorumluluğumuz düzenlenmiş durumda. Faturanın defterin mali tablolara, mali tablolarında beyanlara doğru aktarılmasından sorumluyuz. Bu süreçte bazen istem dışı, bazen de bilerek farklılıklar yapan meslektaşlarımız var ve bu süreci tamamlayıp birkaç yıl sonra karşısına çıktığında da artık yapacak bir şey kalmamış oluyor ve bu konu bizi derinden üzüyor. Programın ikinci kez tanıtımı ile ilgili bir eğitimi yapıp bunu da onların da onayıyla YouTube kanalımıza koyacağız arkadaşlar. Bugünkü gündemin ikinci bölümü de Sayın Yeminli Mali Müşavir Bülent Fıçıcı, sağ olsun ne zaman başımız sıkışsa bizi hiç kırmaz. Yeniden değerleme ile ilgili de geçen yıl bize çok değerli bilgiler vermişti. Ben yeniden değerlemenin de kalıcı olarak hayatımızda olduğunu bildiğim için bu konuyu TESMER'de planlamıştık. Şimdi bu yılda aslında girişte şimdi biraz sohbet ettik. Temmuz ayının sanıyorum başıydı. 7456 mı? 7456 ile aslında kurumların aktifinde iki tam yıl süreyle bulundurdukları gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar ve bu satışın katma değer vergisi karşısındaki durum yeniden düzenlendi. Ve bu arada geçici bir düzenleme de var. Yılın sonuna kadar kısmi bölünme ile ilgili gayrimenkullerin aktiften çıkarılması ile ilgili bir kolaylık var diyeyim. Ya da eski sistemle bunu aktiften çıkarma şansınız var. Arkadaşlar, zaten Temmuz ayının ilk haftasıydı. Ağustos ve Eylül bizim yeni eğitim dönemimiz. Hemen bunu gündeme aldık ki yılın sonuna kadar bu durumda olan meslektaşlarımız işletmelerini bu konuda bilgilendirsinler ve
hak kaybına uğramasınlar, komşunun muhasebecisi oluşturmayalım. Yine bizim çok sık karşılaştığımız bir şey daha var arkadaşlar. Nevi değişikliği, tür değişikliği, şahıstan şirkete, limited şirkete, anonim şirkete dönüşüm olduğu gibi nevi değişikliklerinde limitetten anonime, anonimden limitete dönüşüm de hayatın içerisinde sıkça karşılaştığımız, meslek hayatımızın içinde sıkça karşılaştığımız bir konu. Bugün konu biraz uzun. Sayın Üstad'ı biraz yoracağız. İzni olursa yine eğitim notlarımızı YouTube kanalımıza koyacağız. Bu arada ben geçen yılki tüm eğitimlerde şunu soruyordum. YouTube kanalımıza üye misiniz arkadaşlar? Üye olmayan var mı içinizde? YouTube kanalına üyelik parayla değil arkadaşlar. Üye olursanız ne kazanırsınız? Biz eğitimleri yüklediğimizde size bildirim gelecek. Ve o bildirimler sürekli olarak orada kalacak. Oldu ya, zorunluluktan dolayı biz yüz yüze eğitime inanan bir nesilden geliyoruz. Yüz yüze buraya katılamadınız. YouTube'dan defalarca izleyip bu konudaki açıklarımızı da kapatabiliriz. 7440'da bunun çok faydasını gördük. Ben daha fazla sözümü uzatmadan, zamanınızı da çok fazla almadan Sayın Mahmut Ertürk'e ve Sayın Bülent Fıçıcı'ya şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılı bir hafta sonu, başarılı bir sunum ve seminer olsun diliyorum. Hepinizi can kulağıyla dinlemeye davet ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali, açılış konuşmandan dolayı teşekkür ediyor. Uyumsoft E-Denetmen ürün tanıtım sunumunu yapmak üzere Uyumsoft 3. Bölge Satış Direktörü Sayın Mahmut Ertürk'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bu ortamı bize sağlayan Sayın Başkanım Hüseyin Bey ve Uyumsoft Bursa Bölge Yöneticisi ve ekibine ve ayrıca Oda yönetimine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki aslında sistemin tam detaylarına girdiğiniz zaman çok uzun bir süre sunum olacak ama biz bunu sıkıştırmış bir halde hızlı bir şekilde üzerinden geçmiş olacağız. Burada önemli noktalara değineceğiz. Bu noktadan dolayı da daha detaylı soru sormak istediğiniz zaman dışarıda arkadaşlar sizlerin sorularını cevaplayacaklardır. Şimdi tabii dijital dönüşüm önümüze 2013'te başladı ve bütün operasyon tarafını etkileyen bir süreç. En çok etkilenen bu süreçte mali müşavirlerimiz oldu. Biz de çok sık mali müşavirlerimizle bu süreci yönetiyoruz. Şu anda tabii ki biz bunu düşünürken, yani dijital dönüşüm sistemi düşünürken aynı zamanda yeni inovasyonlar yaparak yeni yazılımlar geliştirdik. Bunlardan bir tanesi e-denetmen. Fakat Uyumsoft olarak belki bilmeyenler vardır içerimizde. Bunlara kısa bir bilgi vereceğim. Uyumsoft aslında bir ekosistem geliştirdi. Merkezi mali müşaviri aldı. Bu mali müşaviri yaptığı bütün operasyon ve diğer müşteri tarafını ilgilendiren süreçler Müşavir Pro ile başlayıp diğer bütün ürünler bunun çerçevesinde konumlandırdı. Bunlardan bugünkü gündemimizden bir tanesi e-denetmen. Uyum Yedek hem mali müşavirlerimizin kullandığı yazılımların database'ini, aynı zamanda müşterilerimizin database'ini yedekleyen bir sistem olup bunlardan da faydalanabilir. Edatra farklı bir platformdan farklı bir platforma verilerin transferini sağlıyor. Yani mükellefleriniz farklı bir ticari çözümler kullanıyorsa muhasebeye veri aktarıyor. E-transfer ise bu da
şu anda yeni, inovatif olarak yeni çıktı. Yani mali müşavirlerimizin, mükelleflerinin kullanmış olduğu yazılımların yazar kasa kullanan mükelleflerden kullandığı yazar kasanın bir sefere mahsus tanımlamasını yaparak Z raporlarını tamamen mali müşavir paketine aktaran bir sistem. Yani operasyon tarafı tamamen manuel sistemden çıkıp dijital ortama taşınmış oluyor. Lioxys de ERP tarafında, Girus'te COBIT segmentinde uçtan uca çözüm üretiyoruz. Orada insan kaynakları dahil olmak üzere, üretim dahil olmak üzere çözüm üretiyoruz. Bugünkü konumuz E-Denetmen demiştik. E-Denetmen'in çıkış noktası tabii ki önümüzde yeni süreçler geliyor. Bunlardan bir tanesi işte QFRS konuşuluyor. Bununla birlikte segmentasyon değişti. Yani kurumların segmentasyonu değişti ve Geri İdaresi Başkanlığı da bu segmentasyon çerçevesinde bir denetim süreci ileri dönemlerde önümüze gelecek. Bununla birlikte biz E-Denetmen'i şu anki süreçte ilk fazını yapmış olduk. İkinci faz 2024'ün birinci kuartalında da çıkmış olacak. Şimdi bu birinci fazda neler var? Bunları hep beraber görmüş olacağız. Bir mükellefimizin tutmuş olduğu defter sayısını tamamen buraya tanımlayabiliyoruz. Bu Türk Ticari Kanun, Vergi Usul Kanun ve Muhasebe Tek Düzen Hesap Planı usul kurallarına göre denetliyor. Yani önümüzdeki dönemlerde, yani ikinci kuartalda çıkacak dediğimiz muhasebe finansal tablo analizi dediğimiz 2024'ün ilk çeyreğinde de onu tamamlayacağız. Burada öncelikle bütün defterlerini buraya tanımladıktan sonra o ay hangi defterleri yükledi, hangi ay yüklemedi ve yüklediği defterlerden ne kadarlık muhasebe kural tek düzen hesap planına göre ne kadar hatalı tespit yaptığını gösteriyor. Burada yüklediği defterlerden 331 tane kurallara göre hatalı işlem yapmış. Bunun detayına girdiğimiz zaman işte peşin tahsil edilen gelirlerin ilgili gelir hesaplarına transferi ile ilgili 15 tane hata bulmuş. Bunu biraz daha biz bir kısmını aldık tabii buraya. Diğer bir slide'da dosya olarak tamamen bir firmadan çıkan özet hataları görmüş olacağız. Ortaklar hesabı olsun, ters bakiye veren cariler olsun, bunların bütün YMY kayıtlarını kontrol ederek önümüze rapor olarak getiriyor. Daha sonra tabii bu Geri İdaresi Başkanlığı'nı defter imzalamadan önce, yani göndermeden önce, beraatı alınmadan önce bu sistemden geçiriliyor. Bütün bu hataları tekrar düzelttikten sonra beraat işlemini ondan sonra almış olmanız gerekiyor. E-Denetmen tamamen bulut üzerinde çalışan bir ürün ve sadece tanımlama olarak basit bir tanımlama arayüzü var. Yani mali müşavirimiz kendi tanımlamasını yaptıktan sonra kurum tanımlamalarını yapıyor ve mali müşavirimizin ofisinde birden çok eğer müşavir varsa ya da birden çok personelin yetkili olduğu defterler varsa hangi personel hangi defterlere yetkilidir bununla ilgili tanımlamalar yaptıktan sonra sistem hazır hale geliyor. Bazı bölümleri hızlı geçmiş olacağım bu tanımlamalarla ilgili. Yani kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirmeleri. Mükellef yetki listesi yine aynı şekilde personele tanımlanan bir liste. Burada da toplam kaç tane mükellefi buraya tanımlamış bunların listesini görmüş olduk. Defteri yüklemek herhangi bir yazılımı kullanmış olabilirsiniz. Bağımsız olarak çalışan bir ürün olduğu için sadece YMY'nin XML'ini almanız yeterlidir. Bunu sürükle bırakla ya da attachment mantığıyla yani dosyayı gösterme mantığıyla da e-denetmene tanımlayabiliyorsunuz. Şu anda sürükle bırak şeklinde dosyayı görebiliyorsunuz. Yükledikten sonra yüklemeyi tamamla diyorsunuz. Daha sonra defter sisteme yüklendi diye size izin veriyor. Bilgi veriyor. Burada 1 GB'lık bir defterin analiz etme süresi 3 dakikadır. 3 dakikada 1 GB'lık bir YMY defterinin bütün analiz raporunu önünüze getirmiş oluyor. Yükleme tamamlandı. Daha sonra
defter sisteme yüklendi. Analizi başlat dediğiniz zaman analiz o aya ait yevmiye analizi yapılmış oluyor. Analiz kuyruğu alındı ve o aya ait 19 tane tespit yapıldı. 19 tane yapılan tespiti, analiz raporunu isterseniz bunu dışarıya alabilirsiniz ya da HTML dosyası olarak dışarıya çıkarabilirsiniz ya da görüntüleme olarak Excel olarak alabiliyorsunuz. PDF'ini de yine aynı şekilde alabiliyorsunuz. Rapor ekranları var. Rapor ekranlarında bilanço raporu, analiz raporu, mizan raporu almış oluyorsunuz. Bir de gelir tablosunu almış oluyorsunuz. Burada yapılan tespitlerin ana başlıklarını görüyorsunuz. Bu ana başlıklar daha sonra üzerine yapılan analiz tespitini tıkladığınız zaman da detaya gitmiş oluyor. Evet, burada önümüzdeki dönemlerde tabii ki bunu bir rapor olarak mükellefinize yansıttığınız zaman bu rapor aynı zamanda mükelleflerimiz tarafında biraz daha kaliteyi artırıcı bir mali müşavirimizin mükellef tarafında daha etkin bir yönetme biçimine aslında yansıtmış oluyor. Yani bize İstanbul'da da şu soruluyor. Biz bunu aldığımız zaman mükellef tarafında daha önce böyle bir rapor verilmediği için tabii ki bu yönetim kuruluna da bu raporlar sunulabilir. Yani defterin tutma kalitesini artırmış oluyoruz bununla birlikte. Burada e-denetmenle ilgili mali müşavirinin ismi, hangi döneme ait olduğunu vermiş oluyor. Detaya baktığımız zaman burada hangi maddeden dolayı, hangi kanundan dolayı defterimizin neresinde hata yapıldığı ile ilgili bilgiyi size aktarmış oluyor. Daha sonra tabii ki bunları o kayda gidip düzelttikten sonra tekrar e-denetmenle kontrol ettiriyoruz. Eğer hata yoksa o zaman defter beratımızı alabiliriz. Burada da yine aynı şekilde ters bakiye veren carilerimizle ilgili bilgiler de var. Analiz sonucunda burada mizanda kırmızı olanlar hatalı şeklinde bir bildirimde bulunuyor. Burada tabii biz bir simülasyon olarak bir firma oluşturduk. Bu firmada buradaki raporu görmüş oluyorsunuz. Burada da bilanço tablosu var. Tabii burada demo sürecimiz var. Demoda Bursa bölge olarak arkadaşları aradığınız takdirde ayrıca odanın bir başvuru linki var. Burada e-denetmeni başvuru linki olarak başvurduğunuz takdirde size gerekli mükellefiniz için ya da ofisiniz için gerekli iç denetim olarak da, çünkü bunu kullanan mali müşavirlerimiz var. İç denetimde bunları kullanabilirsiniz. Demo yapılabilir. Ya da ofisinizi ziyaret ederek süreç tamamlanır. Şimdi bir firmayı daha detaylı inceleme adına bir dosya göstermiş olacağım. X16 diye bir limited şirketi oluşturduk ve bunlarda da bilinçli hatalar yapıldı. Bu hatalara karşı yevmiye kaydında ne gibi raporlar aldık, bunu görmüş olacağız. Tabii yine bu raporun üstünde tutan yeminliğinin ya da ofisin ismi geçerli, dosya olarak geçiyor. Her bir açıklamada hata kaç tane aldığını detaylı olarak X16 diye bir limited şirketi oluşturduk ve bunda hatalar yapıldı. Bu hatalar içerisinde ilgili hesaplarda ters bakiye vermektedir dediği 4 tane hata bulmuş. Kasa hesabı alacak bakiye ise veremez dediği 5 tane bulmuş. Biraz daha yüksek olanlar. Hesabın gerçek durumu yansıtmadığının kontrolünü 25 tane bulmuş. Bu tür hataları bulduktan sonra
Daha detaya indiğimiz zaman ilgili hesapların ters bakiye vermesi, bunları tek tek 26 tane hata bulduğu için bunları size tek tek hangi hesapta, hangi yevmiye kaydında bunları da ayrıca size veriyor. Yüz kasa hesabı tek düzen hesap planına göre diyor. Kontrol etmemizi istiyor burada. Çünkü elden etmen iki şekilde düşünüyor. Diyor ki, yani bu bir akıllı algoritma olduğu için bir doğrudan yapılan hatayı söylüyor, bir de kontrol edilmesi gerekeni söylüyor. Burada gidip o hesaba baktığınız zaman bazı mali müşavirlerimiz diyor, evet bunu biliyoruz diyerek de yine de öyle desteri gönderebiliyor. Bunlar öncelik olarak hani kontrol edilmesini sizden talep ediyoruz. Vergisel kanunu madde 3'e göre yine aynı şekilde kasa günlük ihtiyacının daha yüksek tutarda bulunması denetçiler tarafından eleştiri konusudur diye bilgi vermiş. Bunlara da size dikkat çekiyor. Bu hesaplarda aynı şekilde yine bilgi vermiş olur. Yüksek tutarlı ödemelerinizi kasa hesabına yapamazsınız diye bilgi vermiş. Burada da yani 50 bin lira olarak belirtmiş oluyor. Yine aynı şekilde. Banka hesabı alacak vakisi veremez şeklinde. Yine burada da bu detayları, hangi hesap kodu olduğunu, yüz hesabı da yine aynı şekilde detaylı olarak vermiş. Çeklerinize res kont girilmemesi söz konusu. Bu da madde 285'e göre kanun da yine size vermiş oluyor. Evet, alınan siparişin avanslar kısmının aktarıldığı aktarılacak kontrol edilmesi diye bilgi vermiş. Burada biraz daha hani dikkat çeken yerlere bilginizi çekmek istiyorum. 300 veya 400 banka kredileri hesabında yine ortaklar hesabıyla ilgili bir bildirimde bulunmuş. Banka kredilerinin iştiraklere kullanılması meselesi yine aynı şekilde tespit edilmiş. Hesabın ve olayın gerçek mahiyetine uygun kullanılmadığının kontrolünü burada yapmış. Alınan avanslar hesabının yine aynı şekilde ortaklarda tespitini yapmış. Şimdi bu kodlara baktığımız zaman hesaplara şu anda Geri Dersi Başkanlığı'nın yani Risk Analiz Merkezi'nin yaklaşık 205 maddesine göre bu sistem kontrol ediyor. Biz bunu yıl sonunda 405 seviyesine çıkartmış olacağız. Fakat bu 405'e çıktığı zaman işin biraz daha fantazisi olmuş oluyor. Ama şu anki 205 incelediği alan aslında denetçilerimizin tam vergi usul, teknik usul ve masal usul kuramına göre incelediği noktalar aslında. Finansal tablo analizi dediğim gibi 2024 çıktığı zaman bu tam artık bu ürünün burada da 191 nolu hesabın tutarın gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekir diye bir uyarıda bulunmuş. Burada da yenileme fonu, genelde bu yenileme fonlarında uyarı karşımıza en çok gelen şeylerden bir tanesi İstanbul tarafında da. Daha önce ayrılan yenileme fonu kullanılamaz diye bir bildirimde bulunuyor. Kanundan kabul edilmeyen giderler yine aynı şekilde. Evet. Bu bir tek firmada incelediğimiz kısım. Yani burada
demoda da yine mükelleflerinizden birini kontrol etmek istediğiniz takdirde Bursa'dan ilgili arkadaşlarla temasa kurup dediğim gibi ofisinizde ya da uzaktan demo yapılabiliyor. Bu demolarınızı odanın bir linki var. Oradan başvurabilirsiniz. Benim sunumum bitti. Soru sormak isteyen olursa standımızda arkadaşlar cevaplayacaklardır. Ben de aynı şekilde. Ben ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce çıkmış şu an, duyuyor musunuz? Pardon, ben kendimi çok duyamadım. Mahmut Bey'in biraz önce bahsettiği maddelerde şey maddeler var. Bazen ben de gidiyorum demolara veya anlatırken diyorlar ki ya Merve Hanım, biz burayı biliyoruz. Zaten biz bu kaydı bilerek yaptık. Ya da bunu atmamız gerekiyordu. Ya tamam, hani cezaya yemeyiz yani denetlemeye girmediğimiz sürece gibi maddeler var. Bazı maddeler de gerçekten çok kritik bu noktada. Biz de bununla ilgili şöyle bir renklendirme çalışmasına gidiyoruz. Şimdi arka tarafta çalıştığımız bir mevzuat ekibimiz var. Ve o mevzuat ekibiyle derecelendiriyoruz. Yeşil renkli olanlar, bakın bu bir uyarıdır. Bununla ilgili ceza da yiyebilirsiniz, yemeye de bilirsiniz. Şimdi mali müşavirlerde şöyle bir durum da var. Herkesin yoğurt yeme şekli de farklı. Ya ben görüyorum, bazı farklı bir şekilde işliyor. Çünkü kanun, bazı kanunlar açık. Yani şey yok, net bir şekilde bitirilmemiş kanun. Ondan dolayı da diyoruz ki bu tespittir aslında. İstiyorsanız bunu böyle yapın ama bu da doğru olanı. Bazılarına diyoruz ki bakın, bu yaptığınız hata çok ciddi bir hata. Yani kırmızı renkli gösteriyoruz ve bunu yapmamanız gerekiyor. Bunlarla ilgili filtrelemeler gelecek ve bu ayın, evet yıl sonuna kadar 400 maddeye çıkartıyoruz ama bu ayın sonunda da artık 350 maddeyi görüyoruz. Evet, onunla ilgili bu bilgiyi de vermek istedim size. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Ben Bursa Bölge Yöneticisiyim. Arkadaşların telefonları var, ekip arkadaşlarım. LinkedIn girdiğiniz zaman sizlerle iletişime geçeceğiz. Tek tek ziyaret edeceğiz isterseniz, dilerseniz, ya da online demolar da yapabiliriz. Burada tabii ürün biraz daha sizin mükelleflerinizin üzerinde demosu yapıldığı zaman daha anlamlı bir hal alıyor. Çünkü o fişlerin işlenmesi ya da gönderilmesi gibi bütün detaylar sizlerin üzerinde. O arka taraftaki algoritma, evet buradan birçok maddeyi aktarıyoruz ama sahada gezerken bunu çok görüyoruz. Bir sunum yaptığımız zaman bu kadar anlamlı olmayabiliyor ama direkt orada gördüğünüz bir hata kaçak. O kaçak üzerinde siz bunu kendi mükellefiniz üzerine gördüğünüz zaman ürünün aslında anlamı daha aktarılıyor size. O yüzden bir kahvenizi, çayınızı içeriz dilerseniz, bir demomuzu yaparız ya da dediğim gibi online olarak bu süreci devam ettirebiliriz. Bütün süreçlerle ilgili sizlere yardım etmek için arkadaşlarımızla zaten buradayız. Ben çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. O zaman bırakıyorum, öyle mi? Ben teşekkür ediyorum. GK Bağımsız Denetçi, Yeminli Mali Müşaviri Sayın Bülent Fıçıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Bülent. Arkadaşlar çok özür, resen bir şey yapmalıyım. Kamu Gözetimi Kurumu ile yaptığımız görüşme ve çalışma neticesinde hafta sonları yaptığımız tüm eğitimler aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kredilendirilecek.
girişteki hazırını imzalamayan arkadaşım varsa kredi kaybı olmasın, imzalasın ve bu belgeyi sisteme yüklediğinde bir kredi olarak kredisine işlenecektir. Teşekkür ederim. Sevgili meslektaşlarım, sesim geliyor herhalde herkese. Sizlerle birlikte tekrar burada olmaktan son derece mutlu olduğumu, büyük ölçüde de dolu bir salona sunum yapacak olmaktan dolayı da yine mutlu olduğumu belirtmek isterim. İnşallah günün sonunda herkes de buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Yeterli, iyi ki gelmişiz diye düşüneceğiniz bir seminer olması dileğiyle başlıyorum. Şimdi konumuz devir birleşme tür değişikliği kısmi bölünme ve tam bölünmedik. Aslında birleşme tür değişikliği ve bölünme de diyebiliriz tabii ki buna. Şimdi kısmi bu konu son zamanda gündem oldu. Neden gündem oldu? Oradan başlamak istiyorum. Biraz başkanım başta bahsetti ama 7456 sayılı kanunla 15 Temmuz 2023 tarihinde bazı değişiklikler yapıldı. Torba yasayla vergi mevzuatlarında değişiklikler yapıldı. Ve buradaki en önemli değişikliklerden biri, bizi en çok etkileyen değişikliklerden biri de kurumlar vergisi ve KDV kanununda yer alan, kurumlar vergisi 5.1'de ve KDV kanunu 17.4'de yer alan taşınmazların şirket aktiften satışında istisnalar vardı. Bazı avantajlı istisnalar vardı. Onlar kaldırıldı. Bütün şirketleri ilgilendirmiyor tabii ki ama birçok şirkette ilgilendiriyordu. Bu istisnalar sadece gayrimenkul ticaretiyle uğraşanlar bu istisnadan yararlanamıyordu. Artı inşaat faaliyetiyle uğraşanlar yararlanamıyordu. 15 Temmuz 2023'te bu kaldırıldı. Ne oldu? 15 Temmuz 2023'ten sonra aktife ilk defa giren taşınmazların daha sonra çıkarılmasındaki KDV istisnası tamamen kalktı. Kurumlar vergisi istisnası da kalktı. 15 Temmuz'dan önce girip 15 Temmuz'dan sonra satılan iki tam yıl aktifte duran gayrimenkullerle, taşınmazlarla ilgili de gene KDV istisnası devam edecek. Kurumlar vergisi istisnası da %50'den %25'e düşürüldü. Bu düzenlemeler yapılırken taşınmazların vergisiz bir şekilde şirket dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler, çıkarılmamasına ilişkin düzenlemeler yapılırken Kurumlar Vergisi Kanunu 19. maddedeki kısmi bölünmedeki iştirak ve taşınmaz hisselerinin artı üretim ve hizmet işletmelerinin kısmi bölünmeye konu edilmesiyle ilgili maddedeki taşınmaz ifadesi de oradan çıkarıldı. Ama diğer uygulamalar 15 Temmuz'da 7456 ile birlikte yürürlüğe girerken bu kısmi bölünmeyle ilgili madde yürürlük tarihi 1-1-2024 yazdı. Dolayısıyla biz kısmi bölünmeyle hala taşınmazı 31-12-2023 tarihine kadar şirketten çıkarabiliyoruz. Biz bu uygulamayı zaten uzun zamandır yapıyorduk. Kısmi bölünmeyle taşınmaz çıkartılması işlemini yapıyorduk ama buna ilişkin bu kanunda değişiklik yapılarak artık 31-12-2023'ten sonra yapılamayacak olmasından dolayı son dönemde ciddi bir yoğunluk oldu. Buna ilişkin yazılar yazıldı. Birçok yerde seminer ve sunumlar yapıldı. Başkanımla da 3-4 hafta önce, 2-3 hafta önce bir düğünde karşılaştık. Dedi ki bu konuyu anlatır mısın? Anlatırım. Ama sadece kısmi bölünmeyi anlatmayalım. Kısmi bölünme çünkü kısmi bölünmeyle taşınmaz çıkarılması 31-12'de bitiyor. Diğer uygulamalar devam edecek. Yani tür değiştirme devam edecek, birleşme devam edecek. Tam bölünme zaten devam ediyor. Kısmi bölünmeyle de sadece taşınmaz çıkaramıyoruz artık ama iştirak hissesi veya üretim işletmesinin veya hizmet işletmesinin bir bölümünü dışarıya çıkarabiliyoruz. Bunlar devam edecek. O yüzden tamamını anlatalım dedi. Ve bugün buradayız. Şimdi yani konu geniş bir konu. Aslında hepsini birden anlatmak birazcık daha uzun sürecek normal seminerlere göre belki. Ama hepsi de önemli konular. Yani birleşme de, tür değişikliği de, bölünme de meslek mensupları için oldukça önemli konular olduğunu düşünüyorum. Hatta hukukçular için de önemli ki aramızda hukukçular da var. Sağ olsun geldiler. Şimdi 2-3 gün önce bundan bir şöyle seminer sunumlarına falan baktım internette. Genelde hukukçular anlatıyor konuyu ve hukuk diliyle çok fazla anlatıyorlar. Tabii ben biraz bunu böyle yapmayacağım. Biraz daha uygulamaya yönelik, yani kısmi bölünme, birleşme, tam bölünme, her şeyi yapmış biri olarak birazcık daha uygulamaya yönelik yol haritasını anlatarak yapmaya çalışacağım ama tabii ki vergi mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan da kopmadan. Şimdi mevzuat deyince bu konuyla ilgili
Öncelikle bu işin temeli Türk Ticaret Kanunu. Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili maddeleri bilmemiz gerekiyor. Ama kurumlar vergisi ve gelir vergisi kanunundaki yazan ifadeler de çok önemli. Ve diğer KDV, damga vergisi, harçlılar ve gider vergileri kanununda bu kapsamda yine devam edeceğim. Şimdi temeli bu işin Türk Ticaret Kanunu dedim. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ile 194. maddelerinde birleşme bölümü ve tür değişimini anlatıyor. 193'e kadar anlatıyor. 194'te de sadece ticari işletmelerin şirkete dönüşmesiyle ilgili bir madde var. Türk Ticaret Kanunu muhakkak çok iyi biliyor olmamız gerekiyor veya bu konuları Türk Ticaret Kanunu'ndan takip etmemiz gerekiyor. Yani vergi kanunları yeterli değil. Bu işlemleri yapabilmemiz için Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümleri artı ticaret sicil yönetmeliğine bakmamız gerekiyor. Ticaret Kanunu'ndaki ve ticaret sicil yönetmeliğindeki maddelere olabildiğince bu sunumda çok fazla üzerinde durmayacağım. Çünkü açtığımız zaman örnek veriyorum. Türk Ticaret Kanunu 1535 madde 159 ile 179. maddeler arasında bölünmeyi anlatıyor. Açıp oradan baktığınızda bölünme planı nedir, bölünme sözleşmesi nedir, bölünme planında neler bulunması gerekiyor gibi bir sürü detay var. Burada şimdi bu detaylara girsek de genelde akıllarda kalmayacağı için bu detaylara girmemeye çalışacağım. Yalnız çerçeveyi çizerken en önemli söyleyeceğim konu şu. Türk Ticaret Kanunu'na göre yapılan her tür birleşme, bölünme ve tür değişikliği vergi kanunları açısından istisna kapsamında değil. Yani gidip Türk Ticaret Kanunu'na göre bir bölünme yaparsınız. Bir kısmi bölünme olur bu. Ama vergi kanunlarına uygun Kurumlar Vergisi Kanunu 19-20 ve Gelir Vergisi 81'e uygun yapmazsanız ciddi vergilerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 81. maddeyi de çok iyi bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor. Çok zor maddeler değil. Kurumlar Vergisi 19-20 ve Gelir Vergisi 81. Ama Kurumlar Vergisi 19-20 ile ilgili özellikle bir seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ'inin ilgili bölümlerine de dikkat etmek gerekiyor. Bu sunumda özellikle bunların üzerinde de duracağım. Şimdi bunun dışında diğer kanunlardaki kısım ise bir hayli kolay, anlaşılması kolay, çok zor değil. İşte KDV Kanunu 17.4C'de diyor ki, Gelir Vergisi Kanunu 81. madde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılan devirme bölünme işlemleri KDV'den istinadır diyor. Yani Kurumlar Vergisi kapsamına veya Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bir bölünme, birleşme veya tür değişikliği yapıyorsak KDV'den istina olduğunu söylüyor. Tabii 17. madde bir kısmi istina maddesi. 32. maddede de sayılmadığı için tam istisna değil. KDV'nin düzeltilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bunlarla ilgili daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin. Çünkü kanun maddesinde 30. maddenin A bendinin uygulanmayacağı da yani indirilemeyecek KDV'de uygulanmayacağı bu bölünmelerle ilgili söylüyor. Dolayısıyla daha önce indirim yapmış olduğumuz herhangi bir KDV'li taşınmazı kısmi bölünmeye konu edip başka bir şirkete aktardığımızda KDV'siz bir şekilde aktarıyoruz. Daha önceki indirdiğimiz KDV'yi de herhangi bir şekilde düzeltmemize gerek yok anlamına geliyor. Damga Vergisi Kanunu 2 sayılı listesinin 4. kısmının 17. bendinde de yine Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılan birleşme ve bölünmeler, devir birleşme ve bölünmeler damga vergisinden istisnadır demiş. Harçlar Kanunu'nda da 123. maddede yine aynı şekilde bu işlemlerin yine birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri işlemlerin yazılı harçlardan istisna olduğunu, dolayısıyla tapu ve noterde yapılacak işlemlerin harçlardan istisna olduğunu söylemiş. Gider Vergileri Kanunu'nda da yine BSM var Gider Vergileri Kanunu'nda biliyorsunuz. Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre yapılan birleşme, devir ve bölünme, hisse değişimi işlemleri de yine banka ve sigorta muamelelerinden müstesnadır denmiş. Amma alacaklarında da bir hüküm var buna ilişkin. Tüm vergi kanunlarındaki hükümler bu kadar zaten. Amma alacaklarındaki hüküm de eski şirketin, yeni şirketin, eski şirketin devamı olduğunu sadece bahsediyor amma alacakları açısından. Şimdi 6102 sayılı kanunda 134 ve 194. maddeler arasında birleşmeyi, bölünmeyi, tür değişikliği ve ticari işletmenin tür değişikliğini anlatıyor dedim. Hangi maddeler arasında olduğu var? Yazım dili gayet açık. Eski Türk Ticaret Kanunu gibi 1956'lardan gelmiyor. 2012'de yazıldığı için yazım dili gayet açık. Anlaşılır bir şekilde maddelere, ilgili maddelere, yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili ilgili maddelere, Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili maddelerden bakabilirsiniz.
Kurumlar Vergisi Kanunu 19-20'de de tür değişikliği, birleşme, bölünme ve hisse değişimi diyor. Şimdi şuraya bir dönmek istiyorum. Şimdi şurada dedik ki Türk Ticaret Kanunu'nda birleşme, bölünme ve tür değişikliği diyor dedik. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda ise devir, bölünme ve hisse değişimi diyor 19. maddede. 20. maddede de devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirmeden bahsediyor. Fark ettiyseniz tür değişikliği ve birleşme demiyor, devir diyor. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda devir olarak bahsediyor tür değişikliği ve birleşme ile ilgili. Dolayısıyla hatta devir yoluyla birleşme veya devir yoluyla tür değişikliği diye bahseder sürekli. Birçok yerde de Kurumlar Vergisi Kanunu ve tebliğlerinde devir diyor. Devir dediğinde biz bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bizim anlatacağımız konu burada aslında birleşme, tür değişikliği, kurumlar vergisinde karşılığı devir ve bölünme var. Hisse değişimi de sonlara doğru tek bir slide'da anlatacağım. Daha basit, daha farklı bir konu. Bu devir, bölünme, birleşmenin dışında bir de hisse değişimi var. O Türk Ticaret Kanunu'ndan gelmiyor. Kurumlar Vergisi Kanunu 19 ve 20'den geliyor. Şimdi Kurumlar Vergisi Kanunu 19 ve 20'ye baktığımızda devir yoluyla birleşme ve tür değişimi için tam mükellef kurumlar vergisi mükellefleri arasında yapılabilir diyor. Tam bölünme, kısmi bölünme ve hisse değişimi için ise tam mükellef sermaye şirketleri arasında diyor. İkisinin arasındaki ayrım nedir? Yani biz devir yoluyla birleşme ve tür değişikliğini tam mükellef kurumlar vergisi mükelleflerinde yapabiliyoruz. Vergisiz olarak. Tam bölünme, kısmi bölünme ve hisse değişimini ise tam mükellef sermaye şirketleri arasında yapıyoruz. Tam mükellef sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanunu 124. maddede sayılmıştır. Limite şirket, anonim şirket ve paylara bölünmüş komandit şirketler olarak sayılmıştır. Tam mükellef kurumlar vergisi de Kurumlar Vergisi Kanunu'nda 2. maddede sayılmıştır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin kimler olduğu. Orada tabii kooperatifler de giriyor işin içine. İşte bir derneğin iktisadi işletmesi de yine kurumlar vergisi mükellefi oluyor. Aradaki ayrım bu. Tam bölünme, kısmi bölünme ve hisse değişimini vergisiz olarak sadece sermaye şirketleri, tam mükellef sermaye şirketlerinin yapabileceğini vergisiz olarak da unutmamamız gerekiyor. Şimdi buradan sonrası için biraz da hani sunumun nerelere gideceğini de anlatayım. 3 bölümümüz var. Tür değişikliğini anlatacağım. Daha sonra birleşmeyi anlatacağım ve en son bölünmeyi anlatacağım. Bölünme biraz daha uzun olacak. Tam bölünme ve kısmi bölünmeyi anlatacağım. Ve sonunda bir iki tane daha zarar mahsubu, sermaye azaltımında vergilendirme gibi konular koydum. Yine sermaye azaltımıyla karşılaşacağımız için bu işlemlerde ve hisse değişimini anlatacağım. Bölümlerin arasında bir es vereceğim. Soru cevap alabiliriz. Yani tür değişikliğini bitirdikten sonra tür değişikliği ile ilgili bir soru cevap yapabiliriz. Sonra birleşme bölümü var. Birleşmeden sonra yine yapabiliriz ve en sonunda yine bir soru cevap yapabiliriz. Tür değişikliğini başlarken bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır diyor Türk Ticaret Kanunu 180. maddede. Ve hemen 181'de geçerli tür değişmelerinin neler olduğunu anlatıyor. İşte bir sermaye şirketi başka türde bir sermaye şirketine, bir kooperatife, bir kolektif şirket, bir sermaye şirketine, bir kooperatife, bir komandit şirkete, bir komandit şirket, bir sermaye şirketine, bir kooperatife, bir kolektif şirkete diye anlatıyor. Bir kooperatif de sadece bir sermaye şirketine dönüşebilir diyor. Çok paylara bölünmüş komandit şirketleri anlatmayacağım tabii ki. Yani daha çok burada limite şirket ve anonim şirketler üzerinden yürürsek hatta gelir vergisi 81'deki şahıs işletmenin şirkete dönüşmesi üzerinden yürürsek daha verimli olacağını düşünüyorum. Herkesi daha çok fazla ilgilendiren konu olması nedeniyle. Peki şirketler neden tür değiştirir? Söyleyecek olan var mıdır? Buyurun. Evet. Tür değişikliğinin birçoğu zaten bunlarla ilgili yapılıyor. Tür değişikliğinin birçoğu zaten bundan dolayı yapılıyor. Ben şöyle anlatayım. Yani şirketler neden tür değiştirir konusunda aslında limite şirketle anonim şirket arasında ne fark var? Daha çok dönüşümlere de baktığımızda, nevi değişikliklerine baktığımızda %90-95'i belki limitetten anonim şirkete dönüşmek için yapılıyor. Dolayısıyla örneği de bunun üzerinden vereceğim. Limitetten AŞ'ye dönüşümle ilgili vereceğim. Şimdi
Bir limited şirketle anonim şirketinin farkı nedir? İkisi de kurumlar vergisi ödüyor. İkisi de aynı oranda kurumlar vergisi ödüyor. Kar payı dağıttıkları zaman ortakları yine aynı vergileri ödüyorlar. Hukuki olarak çok çok büyük farklılıkları yok. İkisi de Türk Ticaret Kanunu'nda koymuş oldukları sermayeyle sınırlılar. Ortakları koymuş oldukları sermayenin sınır dışında bir sorumlulukları yok Türk Ticaret Kanunu'na göre. Yani şirket gelecekte batarsa ortağın sadece koymuş olduğu sermaye batıyor. Onun dışında herhangi bir şey batmıyor normalde hukuki olarak. Peki farklılık ne? Üç tane önemli farklılık var. Birincisi ortakların sorumluluğu diyebiliriz. Birincisi ortakların sorumluluğu açısından. Yani dedim ki çok büyük farklılıklar yok vergiler ve sorumluluklar açısından. Ama amma alacaklarında bir farklılık var. Yani şirketin kamu borçları varken şirket batarsa limite şirkette şirket müdürleri ve yönetim kurulları, anonim şirketteki yönetim kurulları tüm mal varlıklarıyla sorumlular kamu borçlarına karşı. Ama limite şirketlerde ortaklar hisselere oranında sorumlular. Anonim şirketlerde ortaklarsa sorumlu değiller. Anonim şirketlerde ortaklar neden sorumlu değiller? Gidip herhangi bir halka açık şirketten bir adet hisse senedi de aldığınızda o şirketin ortağı oluyorsunuz. Herhangi bir şekilde onun kamu borçlarından sorumlu olma ihtimaliniz yok. Dolayısıyla şimdi limited şirketler bir kişiyle 50 kişi arasında kurulabiliyor. Anonim şirketler bir kişiyle sınırsız sayıda ortakla kurulabiliyor. Dolayısıyla aslında limited ile anonim şirketin ilk baktığımız şey birinci farklı kısmı anonim şirketlerin halka açılabilir olması. Yani bir siz şirketinize halka açılmayı düşünüyorsanız mecburen limitetten aşağıya dönüştürmek zorundasınız. Birinci en önemli büyük farklılık bu. İkinci önemli büyük farklılık sorumluluklarla ilgili dedim. Türk Ticaret Kanunu'na göre bir sorumluluk farklılığınız yok ama amma alacakları, kamu alacakları açısından limite şirkette ben gidip 20 kişi, 30 kişi bir şirket kuruyorsam ve oraya bir yönetim kurulu atıyorsam bunu anonim şirket olmasını isterim. Çünkü herhangi bir problem olduğunda sadece yönetim kurulu sorumlu olsun, diğer ortakların herhangi bir şekilde sorumluluğu olmasın. Çünkü şirket kamuya olan borçla batarsa limite şirketlerde siz de %20 ortaksanız 10 milyon borcu varsa 2 milyonu ödemekle mükellefsiniz. Böyle bir farklılık var ama tabii bu aile şirketlerinde veya 2-3 kişilik şirketlerde çok bir şey fark etmiyor. Zaten aile şirketi hepsi şirket müdürü veya hepsi yönetim kurulu üyesi ise çok fazla bir şey fark etmiyor. Üçüncü önemli farklılık da arkadaşımızın dediği gibi limited şirkette hisseleri aldıktan sonra kaç yıl geçerse geçsin sattığınız takdirde her türlü vergiye tabi. Yani sattığınızdan elde ettiğiniz hisse senedinin limited şirketinin hisse senedini devrettiğiniz zaman vergiye tabi ama anonim şirketlerde hisse senedi bastırıldıktan sonra 2 tam yıl geçtikten sonra kaç liraya satarsanız satın vergiye tabi değil. Bu nerede yazıyor? Gelir vergisi mükerrer 80'de yazıyor. Gelir vergisi mükerrer 80 birinci paragrafta yazar. Gelir vergisi mükerrer 80 6. paragrafı birçok kişi biliyordur. Şahıslar gayrimenkul aldıktan sonra 5 tam yıl geçtikten sonra sattıklarında değer artış kazancına tabi olmamasıyla ilgili maddedir. 5 yıldan önce satarsanız değer artış kazancına tabidir. Aynı maddenin birinci fıkrasında da şirketlerin hisse senetlerini bastırdıktan sonra 2 tam yıl geçmesi halinde herhangi bir şekilde vergiye tabi olmayacağı yazıyor. Bunun için de şirketler belli bir büyüklüğe geldiğinde eğer şirketin bir kısmını satacaklarsa şu anda çok fazla yabancı fonlar gelip Türkiye'deki şirketlerden satın almak istiyorlar ve paranın tamamını tam olarak veriyorlar veya şirketi tamamen satacaksa gelecekte satma ihtimali varsa limited şirketi olduğunda çok büyük vergilerle karşılaşıyor. Anonim şirket olup hisse senedini bastırdıysa vergiyle karşılaşmıyor. Tür değişikliğinde büyük çoğunluğu o yüzden limited şirketten aşağıya dönüşmek için yapılıyor diyebilirim. Şimdi tür değişikliği ile ilgili biraz daha yol haritası gibi yapılacak işlemleri anlatmak istiyorum. Yani bir tür değişikliği için yönetim organı tür değişikliğinin yapılması için karar alarak işlemleri başlatır. Elimizde bir tane şirket var, limited şirket var. Daha anlaşılabilir anlatayım. Bir anonim şirkete dönüştüreceğiz. Dolayısıyla limited şirkette yönetim organı kim? Müdürler Kurulu. Müdürler Kurulu bir karar alıyor ve tür değişikliği ile ilgili işlemlere başlıyor. Tür değişikliği ile ilgili işlemlere başladığında tür değiştirme planını hazırlaması gerekiyor.
tür değiştirme raporunu hazırlaması gerekiyor. Son 3 yılın finansal tablolarını varsa ara bilançoyu hazırlayıp genel kuruldan 30 gün önce ortakların incelemesine sunması gerekiyor. Bu normal şirketlerde şirketin merkezinde der, halka açık şirketlerde SPK'nın belirleyeceği yerde der, incelemeye sunulur der. Nasıl başlayacağız peki başlarken işleme? Yönetim kurulu karar aldı. İşleme başlanılan bilanço tarihi ile tür değiştirme raporu arasında en fazla 6 ay olmalıdır diyor yine Türk Ticaret Kanunu 184. maddede. Bu aynı şey diğer bölünme ve birleşme içinde kısmi bölünme, tam bölünme içinde geçerli hep 6 aylık süre. Yani ben şu anda bir bölünme işlemine başlayacaksam veya bir tür değişikliği işlemine başlayacaksam 31-12-2022 bilançosuyla başlayamıyorum. 6 aydan fazla geçmiş. 31-3 bilançosuyla da başlayamıyorum. 36 ile başlayabilirim. 39 hazırsa 39 ile başlayabilirim. Veya 36 ile başlayabilirim. Veya bir ara bilanço çıkarabilirim tabii ki 7. ay, 8. ay gibi. Oradan da başlayabilirim. Şimdi mantıklı olan bugün için bir genel kurul yapıp tür değişikliğine gidiyorsak tarihleri hep aynı tarihleri vereyim ki akılda kalsın. 36 bilançosuyla başlamam mantıklı. Bugün 14 Ekim. 14 Ekim'de bir genel kurul yapacağız. Pazartesi günü de ticaretçiyle tescil ettireceğiz. 16 Ekim'de gibi düşünelim. 36 bilançosunu çıkarıyoruz. 36 bilançosuyla işlemlere başlıyoruz. Tür değiştirme planını hazırlıyoruz. Tür değiştirme raporunu hazırlıyoruz. Tüm tür değiştirme raporu tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler diyor. Sadece KOBİ'ler için geçerli bu. Ama KOBİ tanımı da sürekli değişiyor. Herhalde bir iki ay önce, üç ay önce değiştirildi. Şu anda KOBİ tanımında en az 250 kişi çalıştıran yazıyor. Aktif toplamı ve net satışları da 500 milyonun üzerinde diyor. Yani az rakamlarda değil aslında. O yüzden birçok şirket de hala KOBİ sınıfına giriyor. Şimdi tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporunun nelerden oluştuğu ve içinde neler olduğu detayına girmeyeceğim. Çünkü ticaretçilik yönetmeliğini açtığınız zaman ticaretçilik yönetmeliğinde bunlar var. Türk Ticaret Kanunu'nda da var. Tür değiştirme planının nasıl oluşturulacağı, nasıl yapılacağı ve tür değiştirme raporu örnekleri bile var. Bursa Ticaret Odası'nın sicille ilgili işlemlerine girerseniz internet sayfasından orada da yine örnekleriyle, dilekçe örneklerine kadar birçok evrak olduğu için tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporuna da veya birleşme planı, birleşme raporu önümüzdeki slaytlarda göreceksiniz veya bölünme planı, bölünme sözleşmesi, bölünme raporu gibi bunlara ulaşabileceksiniz. O yüzden onun alt detaylarına girmiyorum. Bilanço tarihiyle, bilanço tarihi neydi bizim için artık başladık? 30 Haziran 2023'tü. Bilanço tarihi itibariyle bir tespit raporu yapılması gerekiyor. Yani bunu kim yapıyor? Meslek mensubu yapıyor. Bir yeminli mali müşavir, mali müşavir veya denetime tabi şirketlerde denetçi yapar diyor. Bu sürekli birleşme ve bölünme içinde geçerli olacak. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi, fikri mülkiyet sicilleriyle benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerinin tespitinin raporu yine bir meslek mensubu tarafından yapılıp genel kuruldan önce hazırlanmış olması gerekiyor. Yine yol haritasına devam ediyorum. Ne yaptık? Şirket olarak karar aldık. Limite şirket, şirketler, müdürler kurulu bir karar aldı. Hazırlıklara başladı. Tür değiştirme planını, raporunu hazırladı. İncelemeye sundu. KOBİ ise incelemeden vazgeçildi. Hazırlıklar yapıldı. Genel kurul tarihi 14 Ekim olarak belirlendi. 14 Ekim'de genel kurul toplantı tutanını hazırlarken olağanüstü bir genel kurul olduğunu düşünelim. 3 maddelik açılış ve kapanış maddesinin arasında sadece tek bir madde yazmamız yeterli. Türk Ticaret Kanunu 180-181. Maddesi hükümlerine göre nevi değiştirerek anonim şirkete dönüştürülmesine 30 gün önce incelememiz üzere sunulmuş olan işte tür değiştirme planı, yeni türün şirket sözleşmesi. Çünkü limitetten AŞ'ye dönüşeceksek daha herhangi bir AŞ yok ortada. Limitette genel kurulumuzu yaptık. Yeni bir anonim şirket kurarak anonim şirkete dönüşeceğiz. Dolayısıyla yeni şirketin kuruluşa ilişkin işlemlerini yapmamız gerekiyor. Son 3 yılın finansal tabloları, bilanço, ara bilançoların onaylanıp nevi değiştirerek anonim şirkete dönüşmesine oy birliğiyle karar verildi gibi bir toplantı tutanağı hazırlıyoruz. Bu sunumu herhalde siteye de koyabiliriz. Yine bizim kendi web sitemizde filan da olacak. Sunumu oradan ulaşabilirsiniz. Yani sunumda olan şeyleri yazmaya uğraşmayın diye söylüyorum.
Ticaret cilde tescile geldik. Yani 14 Ekim'de de genel kurulumuzu bitirdik. Genel kuruldan sonra da 16'sında gittik pazartesi günü ticaret cilde tescile. Noter onaylı genel kurul evraklarıyla birlikte işte tür değiştirme planını, raporunu, tür değiştirme raporunu denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından, diğer şirketlerde yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço hazırladık. Yeni türün kuruluşuna ilişkin belgeleri de hazırladık tabii ki. Yani bir anonim şirketle birlikte kuruyoruz. Yani tür değişikliğinde ne yapıyoruz? Limite şirket otomatik olarak o gün itibariyle 16'sında bitecek. Aynı gün bir anonim şirket kurmuş olarak anonim şirketle yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla yeni anonim şirketin kuruluşuna ve ana sözleşmeye ilişkin her şeyimizi de hazırladık normal şirket kuruluşu olarak. Ana sözleşmedeki sermaye maddesi önemli. Normal herhangi bir anonim şirket kuruluşundan tek farklı yapmamız gereken anonim şirket sözleşmesindeki sermaye maddesi limited şirketten bunun bir kül halinde aktif pasifiyle birlikte geldiğini belirtecek bir madde yazmamız gerekiyor ana sözleşme maddesine. Bunun örneklerini de yine ticaret sicilden bulabilirsiniz. SMM, YMM veya bağımsız denetçi raporunu artı sicile kayıtlı mal ve haklarla ilgili beyanı yapıyoruz. Şimdi en önemli burada diğerlerinden farklı olarak tür değiştirmede limitetten AŞ'ye dönüştüysek eğer ticaret sicili açısından ticaret sicil numarası değişmiyor. Yani girip siz ticaretçi gazetelerine baktığınızda yeni anonim şirket olduktan sonra limiteşi aynı sicil numarası altında limite şirket gazetelerinde göreceksiniz. Ticaret sicil diyor ki bunun tamamen devamıdır. Dolayısıyla ticaret sicil numarasını bile değiştirmiyor. Hukuken de limited şirketin devamı olarak anonim şirket devam ediyor. Ama vergi mevzuatı açısından bu iş böyle değil. Vergi mevzuatı açısından vergi kimlik numarası, yeni bir vergi kimlik numarası veriliyor anonim şirkete. Gelir idaresi diyor ki bu benim için yeni bir şirket. Tamamen hukuken farklı bir şirket. Dolayısıyla yeni bir şirket oluşuyor. Vergi numarası değişiyor, ünvan değişiyor. Ve dolayısıyla yeni şirkete ilişkin işlemler yapıyor. Yani kurumlar vergisi beyannamesini bir sonraki dönem verdiğinizde sanki yeni açılmış bir şirket gibi veriyorsunuz. Önceki dönemi olmuyor gelir tablosu, bilançosu. Tescil ve sonrasında neye dikkat ediyoruz? Genel kurulumuzu bitirdik, tescil ettirdik. Tescille birlikte eski şirket tasfiyesiz infisah ediyor. O gün itibariyle 16 Ekim itibariyle bitiyor. Yeni şirket aynı gün tescil oluyor. Kurumlar vergisi 19-20'ye dikkat etmemiz gerekiyor demiştim. Birleşme, bölünme, birleşme ve tür değişikliğinde çok fazla hüküm yok ama bölünmede çok fazla hüküm var. Bölünme çok daha sıkıntılı, kısmi bölünme kısmı özellikle. Çok fazla hüküm yok kurumlar vergisi 19-20'de. Dikkat etmemiz gereken 30 gün içinde münfesih kurumu ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi müştereken imzalanarak yeni şirketle birlikte vergi dairesine verilir diyor. Yani biz eğer 16 Ekim'de Ekim 31, 16 Ekim'de biz bu işlemi yaptıysak 15 Kasım'a kadar tescil ettirdiysek devir tarihi de 16 Ekim sayılıyor. 15 Kasım'a kadar biz kurumlar vergisi beyannamesini vermemiz gerekiyor. Şimdi olaya böyle baktığımızda geçici vergiyle ilgili kısmı unutmayalım diye özellikle söylüyorum. Ben tescili eğer 25 Ağustos'ta yaptıysam ve 30 gün içinde kurumlar vergisi beyannamesini vermem gerekiyorsa 24 Eylül'e kadar kurumları veriyorum. 24 Eylül'e kadar kurumları verdiğimde henüz daha yeni geçici vergi dönem başlangıcı olmadığı için 1 Ekim'den itibaren geçici vergi beyannamesi vermem gerektiği için sadece kurumlar vergisi beyannamesini veriyorum. Ama ben işleme 25 Eylül'de tescil ettirdiysem 30 gün içinde ne oluyor? 25 Ekim oluyor. 25 Ekim'e kadar kurumlar vergisi beyannamesi vermem gerekiyor. 25 Eylül'den sonra 1 Ekim'de geçici vergi dönemi başladığı için önce geçici vergi beyannamesini verip daha sonra kurumları vermem gerekiyor. Bunu bir seri nol tebliğde yazıyor. Birçok kişi unuttuğu için burada geçici vergi beyannamesini vermediği için ceza yiyor. Onun için özellikle vurgulamak istedim. Bir de bu beyanname süreleri açısından şöyle bir ayrıntılı durum var. Kurumlar vergisi beyannamesini biz 30 gün içinde veriyoruz ama eğer ki birleşme, bölünme veya tür değişikliği tescilini gidip 15 Şubat'ta yaptıysak, yani yeni yılın başında yaptıysak, daha 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verme süremiz dolmadığı için 15 Şubat'ta yaptığımızda aşağı yukarı ne olur? 30 gün sonrası 17 Mart olur. Ben 17 Mart 2024'te neyin kurumlar vergisini vereceğim? 1 Ocak'la
işte 15 Şubat tarihleri arasındaki kısmi dönemin kurumlarını vereceğim. Ama 2023'ün kurumlarını vermeden, kurumlar vergisi beyannamesini vermeden bunu verebilir miyim, veremem. Dolayısıyla tebliğde de diyor ki böyle bir durumda kurumlar vergisi beyannamesi verme dönemi, yani hesap dönemini takip eden 4. ay sonuna kadar verilmesi gerekir der. Kurumlar vergisi beyannamesini verme dönemi bitmediği için önce bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi 17 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor ve yeni 2024 ile ilgili kısıt dönemle ilgili de 30 gün içinde yine kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor. Bunların atlanmaması gerekiyor. Diğer birleşme bölünmede de var. Aynı şeyi bu şekilde detaylı anlatmayacağım orada. Aynı konu birebir var çünkü hepsinde ortadan kalkan bir şirket varsa kısmi bölünme haricindekilerde, tam bölünmede ve birleşmede yine 30 gün içinde münfesih kurumun kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi gerekecek. Yeni kurumun, münfesih kurumun kurumlar vergisi beyannamesi ekinde taahhüt vermesi gerekiyor. Bu da yine kurumlar vergisinden geliyor. Önemli bir konu. Kurumlar vergisi beyannamesini birlikte imzalayıp verirler diyor tebliğde hala. Ama artık internet vergi dairesi üzerinden veriyoruz. Dolayısıyla girip internet vergi dairesinden şifrelerle verildiği için yeni şirketin tür değişikliği sonuçta anonim şirketin beyannameyi imzalayıp vermesi gibi bir şey söz konusu değil artık. Ama yeni şirketin de muhakkak taahhüt vermesi lazım. Basit bir taahhüt. Eski şirketle ilgili herhangi bir vergi borcu çıkarsa veya ödevi çıkarsa bunları ben yerine getireceğim deyip taahhüt veriyor eski limite şirketin vergi dairesine. Şirket kuruluşunda yapılan tüm işlemlerin yapılmasıyla birlikte mali mühür başvurusu, SGK'ya bildirim, KEP, UETS ve benzeri diğer yapılacak işlemlerin de yine yapılması gerekiyor. Yani burada yeni bir şirket oluşturduğumuz için yeni bir şirket oluşumu ile ilgili her şeyi yapmamız gerekiyor. Tek tek yazmadım. Yani bir çek listesi gibi çıkarttığımızda yaklaşık 25-30 kalem çıkıyor burada. Önemli olan şunu söyleyeyim. Mali mühür, yani e-defter, e-fatura ile ilgili mevzuatta der ki bu birleşmeye, bölünmeye veya tür değişikliğine tabi olan şirket e-defter, e-fatura mükellefi ise yeni oluşacak şirkette limitlere, sınırlara bakmadan otomatik olarak e-deftere, e-faturaya tabi olur veya e-uygulamalara tabi olur der. O yüzden mali mühür kısmı önemli, orada atlanmaması gereken bir durum. Eskisi kadar zor değil. Arada da bir arkadaş sormuştu. Mali mühüre yeni şirket tescil ettirmez, mali mühüre başvuruyorsunuz, 2-3 gün içinde geliyor. Zaten fatura düzenlemede 7 günlük bir sınır var. Bu arada şirkette uyarıyorsunuz. Dikkat ettiğin zaman bir problem olmuyor. Yine mali mühürünüz gelerek yeni şirkette mali mühürle devam ediyorsunuz. Burada işte yine ortaklara ilişkin bir bildirim vardı. Gerçek faydalanıcı bildirimi. Evet, yani en çok atlanan, unutulan konulardan biri. Ondan tutun işte eski şirketin tür değişikliği öncesi tapuları varsa, trafiğe tescilli araçları varsa hepsinin yeni şirket ünvanına değiştirilmesi gerekiyor. İşte ISO belgesi varsa, yatırım teşvik belgesi varsa bütün kurumlara bilgi veriliyor. O yüzden daha büyümüş olan şirketlerde nevi değişikliği daha zor oluyor. Şirket ne kadar büyürse o kadar çok zorlaşıyor. Daha büyümeden şirketlerin nevi değişikliklerinin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta şu anda biz yeni bir şirket kurarken diyoruz ki bu şirket sigortacılık yapacaksa veya çok büyümeyecekse limite şirket olabilir. Şirketin gelecekte çok büyüyeceği öngörülüyorsa muhakkak kuruluşta anonim şirket olarak kurulmasında fayda var diyoruz. Peki işlemlerimizi bitirdik. Genel kurulumuzu yaptık, tescil ettirdik, yeni tür şirket oluştu, yeni kuruluşu yaptık, her şey bitti. Muhasebe kayıtları nasıl olacak? En çok takılınan konulardan biri bu. Bilanço tarihi itibariyle mizanda yer alan kalemler tescil tarihinde yeni türün açılış fişi olarak kaydı yapılır diyor. Şimdi şöyle düşünün, bir limite şirketimiz var. 36 bilançosuyla işlemlerimize başladık. 36 bilançosu ne zaman çıktı? Temmuz'un sonunda çıktı veya Ağustos'un başında. 36 bilançosuyla işlemlerimize başladık. Bir taraftan da limite şirket faaliyetlerine devam etti. 14 Ekim'e kadar devam etti. 14 Ekim'de genel kurulumuzu yaptık. 16 Ekim'de de götürdük, tescil ettirdik. Yani bu arada limite şirketteki bütün işlemlerimiz de devam etti. Dolayısıyla nasıl bir kayıt yapacağız anonim şirkete açılış fişi olarak? Bilanço tarihi olarak biz 36'yı belirleyip 36'ya göre her şeyimizi yazdığımız için yani meslek mensubunun raporları da 36'daki bilanço üzerinden tespit edildiği için
bilanço tarihi itibariyle mizanda yer alan 36'daki mizanda yer alan kalemler tescil tarihinde yeni türün açılış fişi olarak kaydı yapılır dedi. Bu bir yerde yazmıyor. Yani kurumlar vergisi tebliğlerinde de yazmıyor. Herhangi bir yerde yazmıyor ama uygulamada mecburen böyle olması gerekiyor. Bilanço tarihi ile tescil tarihi arasında yapılan işlemler de tescil tarihinde yeni türün açılış fişine eklenir. Yani 36'dan sonra 1.7 ile 16 Ekim tarihleri arasında da yürüyen işlemleri ne yapıyoruz? Yine 16 Ekim'de kurumlar vergisi beyannamesi vereceği için limite şirket 700 ve 600 hesaplarını kapatıyor. Bilanço hesaplarına kadar geliyor, dönem kar zararına kadar geliyor, kurumlar vergisi beyannamesini veriyor. Dolayısıyla bilanço kalemleri kalıyor elinde. 1.7 ile 36 arasında oluşan kalemleri de yine açılış fişine aktarmamız gerekiyor. O aradaki. Nasıl? Hayır, şimdi 16 Ekim'deki tescil tarihine kadar limite devam ediyor tabii ki. Yani normalde 16 Ekim'de şirketi tasfiye ettiğinizi düşünün. Yani bir anda şirketin sona erdiğini düşünün. 16 Ekim'e kadar oradaki işlemlerimiz tabii ki devam edecek. Ama sadece bizi burada sıkıntıya sokan 16 Ekim'de şirket bittiği için normal bir dönemmiş gibi kurumlar vergisi beyannamesi hesap dönemini takip eden 4. ay diyor. Burada 30 gün içinde verilir diyor. Dolayısıyla limite şirketteki işlemleri çok daha hızlı bitirip yine eğer biz 16 Ekim'se 16 Ekim'e kadar olan Ekim ayının KDV beyannamesini de veriyoruz, muhtasarını da veriyoruz, BABS'sini veriyoruz, her şeyi veriyoruz. Yani süresinde onların hepsinin verilmesi gerekiyor. Yeni türde 16 Ekim'de başladığı için AŞ için de yine Ekim ayı için yine KDV beyannamesi, muhtasar beyannamesi veriliyor gibi düşünebilirsiniz. 14 Ekim zaten soru cevaba gelmişiz. Son cümleyi bitireyim. Bilanço tarihi ile tescil tarihi arasında yapılan işlemler de yine açılış fişine aktarılır dedim. Devralan şirketin tescil edildiği döneme kadar olan işlemleri sonucunda oluşan kar zarar devralan şirkette geçmiş yıl karı olarak yer alır. Yani biz 16 Ekim 2023'te limiteti bitirdiğimizde anonim şirkete geçtiğimizde o dönem 2023 yılı karında yine 570 hesapta limited yılının 2023 yılından gelen kârı deyip takip ediyoruz. Onun dışındaki hesaplar bilanço hesabı zaten açılış fişimize geçiyor. Muhasebe kayıtları ile ilgili anlatacağım da bu kadar. Şimdi soru cevap yapacaktık zaten. Buyurun. Ben bir soru değil de katkı olsun istiyorum. Hı hı. Tür değişikliğinde limited'den anonim şirkete geçildiğinde gerçek faydalanıcı ile ilgili unutma oranı çok yüksek. Bir de meslektaşlarımızın özellikle tür değişiminde anonim şirkete geçince sermaye maddesiyle ilgili olarak bir avukatla anlaşma zorunluluğunu mutlaka müşterilerine uyarmaları gerekiyor. Bu çok sık can yakan bir konu. Bunu hatırlatmak istedim. Sınırı geçiyorsa mutlaka bir avukatla anlaşmaları gerektiğini, bununla ilgili bir sözleşme yapmaları gerektiğini uyarmaları gerekiyor. Evet. Şimdi orada şunu ekleyeyim. Tabii limited anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu asgari sermayenin 5 katı olarak yazıyor mevzuatta. Türk Ticaret Kanunu'nda da 2012'de asgari sermaye 50 bin lira olarak belirlendiği için 5 katı 250 bin lira. O dönemlerde 250 bin lira yüksek bir rakamdı ama şu anda çok yüksek bir rakam değil. Dolayısıyla 250 bin lirayı geçen birçok anonim şirket kurarken 240 bin olarak falan kuruyor. Şirketlerin önünde de bir engel olarak duruyor tabii ki. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet, gerçek faydalanıcı da doğru. Buyurun. Ben de teşekkür ederim bu seminer için. Şimdi biraz önce limitetten anonime geçtik. Arkadaş da söyledi niye geçiyoruz anonime diye. İşte 2 yıl hisse senetleri üzerinde durduktan sonra vergi yok. Fakat siz çok güzel bir konuya değindiniz orada. Hisse senedi bastırılırsa yok diye bir tabii ibare ki geçiyor. Tabii ki. Peki birçok bizim anonim şirketlerde hisse senedi basılmamış hiç. Bunun ille basmamız mı gerekiyor? Evet, yani aslında hisse senedi basımı çok zor bir işlem değil. Ama işte yapılmadı. Yani biz birçok şirkette, yani anonim şirket olanların hepsini de bastırdık. Limited'den AŞ'ye de dönüştürüp yine hisse senetlerini bastırıyoruz. Prosedürü çok zor değil. Çok kısaca bahsedeyim. Madem konusu geldi hisse senedi basılması ile ilgili. Aslında hisse senedinin basılmasına ilişkin bizim vergi kanunlarımızda herhangi bir düzenleme yok. Sadece SPK'nın buna ilişkin bir tebliği var.
hisse senetlerinin şekil şartlarına ilişkin bir tebliği var halka açık şirketler için. Onu dikkate alarak bastırmaya çalışıyoruz hisse senedini. En az hisse senedinde bu bilgilerin olması gerekiyor deyip. Bununla ilgili hisse senedinin illaki bir matbaaya bastırılması veya illaki bir anlaşmalı matbaaya da bastırılmasına gerek yok. İsterseniz A4 kağıdına hisse senedi deyip gerekli kararları alıp hisse senedi şeklinde de onu kullanabilirsiniz. Ama işlem birazcık daha geçerlilik kazansın, ortakların gözünde de geçerlilik kazansın diyerek bir bu işleri ilk yapmaya başladığımda matbaalarla ilgili de çok sıkıntı yaşıyorduk. Kendim bir tane matbaaya çok fazla bu işin üzerine giderek anlattım, öğrettim. Nasıl basılacağına ilişkin örnekler verdim. Sürekli aynı matbaaya gönderip aynı matbaada bastırıyorum. 3-4 bin lira bir para tutuyor hisse senedinin basımı. Kağıt adeti fazlaysa tabii ki daha fazla tutuyor. Çok çok büyük para da değil. Herhangi bir şekilde bir zorluğu da yok. Bir karar alıyorsunuz hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin ve hisse senetlerini bastırıyorsunuz. Bu arada hisse senedinin vergi mevzuatı açısından hamile veya name yazılı olmasının da bir önemi yok. Yani hamile yazılıyla name yazılı hisse senetlerinin arasında yani 2 tam yıl durduktan sonra ikisi de vergiye tabi değil. O yüzden hamile ya da name olması önemli değil. Şirket ana sözleşmesinde hamile yazıyorsa hamile, name yazıyorsa name hisse senedini bastırıyorsunuz. Arasındaki en büyük fark ne hamile ve name yazılı hisse senetleri arasında? Hamile yazılı hisse senedi milli piyango bileti gibidir. Kimin elindeyse onundur veya çek yaprağını düşünün. Üzerinde hamile yazıyor. Birisinin eline geçerse onundur. Risklidir o yüzden. O yüzden genellikle özellikle bir durumumuz yoksa name yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ediyoruz. Eskiden hamile yazılı hisse senedini insanlar daha çok hisse senedinin kimde olduğu belli olmasın diyerek hamile yazılı olarak bastırıyorlardı. Ama şu anda MKK'ya bildirim 2021'den itibaren zorunlu olduğu için artık hisse senedinin kimde olduğu da belli. Bunun da çok fazla bir önemi kalmadı. Benim tavsiyem şirketleri MKK ile de uğraşmamak için halka açılmayla ilgili bir derdiniz yoksa name yazılı olarak basıp name yazılı olarak kullanmanız avantajlı olacaktır. Peki, teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Kısmi bölünmede geçmiş yıllardan devamlı nakit olarak sermaye artışı yapılmış. Kısmi bölümde de kısmi bölünmeye daha gelmedik, anlatmadım ama. Peki, özür dilerim. Önden gidebiliriz isterseniz ama gene de anlattıktan sonra cevaplasam daha iyi olur. Şöyle bir konu geçti. Limitetten anonim şirkete geçerken yatırım teşvikler dahilleşme izinleri ilgili aynı şekilde devam ediyor dediniz. Yani yatırım teşvik vergisini daha önce kullanmış olduğum haklar devam ediyor mu? Devam ediyor. Yani orada yasal düzenleme var. Herhangi bir problem yok. Pekala. Devamı sayılıyor. Hani bölünmede falan bu tabii ki sıkıntı ama tür değişikliğinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tür değişikliğinde sadece gidip belgenin üzerindeki ünvanı değiştiriyorsunuz. Vergi kimlik numarasını değiştiriyorsunuz. Yani indirimli kurumlar vergisini doldururken evet. Önceki dönemi yazıyoruz yine. Limitette kullanmış ya, oluyoruz. Tabii orada kullanılmış olanları yazmak gerekiyor mecburen. Evet. Veya önceki dönemde kullanılanları yazmak gerekiyor. Yeni ilk dönemi olsa bile. Orada zaten kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamesinde yatırım teşvik sayfalarıyla ilgili ciddi sıkıntı var. Yani çok fazla varyasyon var ama orada çok kısa bir alan açılmış. Mecburen oraya uygun bir şekilde yazmaya çalışıyoruz. Tamam, teşekkürler. Bir engel var ortaklar arasında. Tek kişilikle bir şirketten tür değişiminde 3 kişilik AŞ'ye. O olmaz tabii ki. Tek kişilik limite şirketten 3 kişilik AŞ diye bir şey olmaz. Yani ortaklık yapısının aynen devam etmesi gerekiyor. Ortaklık yapısının. Orada şimdi bölünmede anlatacağım farklı bölünmeler var. Ama bir tür değişikliğinde zaten bizim 2 kişilik bir limite şirketimiz ise tür değişikliğiyle evet yine aynı ortaklık yapısıyla devam etmesi gerekiyor. Tabii anonim şirketin kuruluşunda siz oraya 2 ortak daha alabilirsiniz. Yani limite şirketi önemli olan burada şahısların servetlerinde bir değişiklik olmaması gerekiyor. Dolayısıyla siz bir kişilik limite şirketi 3 kişilik AŞ'ye değiştirirseniz oradaki servet yapısında değişiklik olur. O vergilendirilir. Öyle bir sıkıntı olur. Buyurun. Valla tür değişikliğinde SSK işlemleri çok kolay. Tür değişikliğinde sıkıntı yok. Eski şirketin devamı sayıldığı için ve işçiler komple diğer şirkete geçtiği için girdi çıktı bile yapılmıyor. Ya uygulamalarda değişiklik yapıldı mı bilmiyorum ama en son yaptığım tür değişikliğine kadar öyleydi. SGK'ya bir dilekçe veriliyor. Tür değişikliğine ilişkin belgeler veriliyor. SGK otomatik olarak tür değişikliğiyle ilgili dosyayı değiştiriyor.
dosyadaki ünvanı değiştiriyor. Dosya devam ediyor ama bölünmede falan ciddi sıkıntılar var tabii ki orada. SGK ile ilgili işlemlerde bir geçen ay tam bölünme yaptık. SGK ile bir aylık uğraştık. Güvenç Bey biliyor. Süre farkı var üstad orada. 10 gün içerisinde bildirmesi alınmıyor, ceza yatıyor. Evet, yani orada şeyde tür değişikliğinde ama sıkıntı yok yani. Kolay bir işlem. Buyurun. Evet, buyurun. Mikrofon ulaştırılabilecek mi? Ulaştıracak kimse var mı? Çok uzak kaldı ama. Mikrofon kapalı herhalde. Limited şirketten şahıs işletmesine çevirdiğimizde, şahıs bilançosuna çevirdiğimizde neler dikkat etmemiz gerekiyor? Vallahi limited şirketin şahıs bilançosundan çevrilmesinin vergisi olarak yapılma imkanı yok şu anda. Yani şahıs işletmesini şirkete çevirebilirsiniz ve şahıs işletmesini çevirebilirsiniz ama limited şirketi şahıs işletmesine çevirdiğiniz zaman orada vergilendirme söz konusu. Bunun karşılığı kurumlar vergisi ve gelir vergisi kanununda istisna olarak yazılmıyor. Gelir vergisi 81'de ferdi işletmenin şirkete dönüştürülmesine ilişkin bir vergi istisnası var. Onun dışında şirketi şahıs işletmesine çevirdiğiniz takdirde belki ticaretçi açısından çevirebilirsiniz, bir problem yok ama vergisel olarak orada şahıslara geçen mal varlığından dolayı vergilenmesi gerekir. Yani tasfiyeymiş gibi tasfiyenin sonuçlarına katlanırsınız. Yine hem kurumlar vergisi hem gelir vergisi vermemiz gerekiyor değil mi? Tabii ki orada şirket yine sonlanmış olur. Kurumlar vergisini aynı şekilde vermeniz gerekir. O tarihten sonra da gelir vergisi vermeniz gerekir ama orada ortakların elde edeceği değer artış kazançları olur. Onların vergilendirmesi ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesiyle yapılır. Başka var mıydı? Buyurun. Evet. Şimdi tür değişikliğinde genelde ben işlemleri yaparken ara bilanço çıkartıyorum. Yani bir gün önceden bütün sermaye tespit raporunda sermayeyi tespit etmiş oluyorum aslında. Şimdi sunumunuzda dikkatimi çekti. 36'ya göre örnek vermiştik. Ben şunu soracağım. Eğer işlem hacmi çok fazlaysa firmada, örnek veriyorum Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde bu öz sermayeyi önemli bir oranda etkileyecek. O sorun olmaz mı? Yani hiç yani açıkçası şöyle, ben bugün tür değişikliği raporumu hazırlıyorsam yarın mutlaka tescile verecek şekilde bir planlama yapıyorum. Hep tabii ki bu şekilde olması çok rahat ama orada rakamsal olarak. Pardon, tür değiştirme raporunu yaparken veya tür değiştirme planını hazırlarken hangi tarihli bilançoya göre yapıyorsunuz bunu? Ara bilanço çıkartıyorum. Hangi tarihe? Mesela yani, 14 Ekim'deyiz, evet, bugün genel kurul yapıyoruz. 14 Ekim'e göre. Yani o gün itibariyle bütün evrakları alıp mümkün olduğu kadar sicile vermeden önce çıkartmaya çalışıyorum. Ertesi gün bütün işlemleri durduruyorum firmada. Tabii bu, arada muhakkak tabii ki, bir tane iki tane fatura oluyor ama çok yüklü rakamlar olmuyor. Ya tabii ki çok zor bir işlem yapıyorsunuz. Çok zor, yani evet. Burada buna bir engel yok. Yani son 6 ay içinde çıkarılmış bir bilanço diyor. Ya son 6 ay içindeki bilançoyu çıkarırken bunu 39 bilançosuna göre de yapabilirsiniz. 31.8'e veya 15.8'e göre de yapabilirsiniz. Yani bunu aynı şekilde 14 Ekim'de genel kurul yaptığınızda 14 Ekim'e göre de yapabilirsiniz ama tabii bugüne kadar bütün her şeyi işleyerek yapmak çok birçok şirkette çok mümkün değil. Tabii. Orada tür değiştirme planıyla bir sonraki slaytlarda vardı birleşmenin içinde yanlış hatırlamıyorsam. Tür değiştirme planı veya işte birleşme sözleşmesi planıyla genel kurul tarihi arasında önemli değişiklikler varsa onun rapor görüşülerek genel kurulda görüşülerek tekrar birleşme sözleşmesinin değiştirilmesi falan söz konusu. Ama siz tür değiştirme planı veya tür değiştirme planını yine 14 Ekim tarihli yapabilirsiniz ama başlangıç tarihini 36 veya 39 bilançosu olarak da yapabilirsiniz. Yani 39 tarihli bilançoyu aldınız, 39'a göre mali müşavir raporunuzu yazdınız, her şeyi hazırladınız. 14 Ekim'de
tür değiştirme planını hazırlarsınız ama 39'daki bilançoya göre hazırlarsınız. Yani öz sermaye tespit raporunda da tabii 39'daki veya 36'daki bilançoya göre hareket edebilirsiniz. O yüzden çok kendini sıkıştırıp 14'ekime her şeyi bitirmeye çalışmanıza gerek yok. Dolayısıyla 39 ile 14'ekim arasında yapılan işlemler de zaten ayrıca kayda alınır diyor. O yüzden herhangi bir mevzuat olarak da sıkıntı yok. Ya ama ne kadar o zaman yakın olursa aslında sermayenin tespiti açısından yani, o kadar sağlıklı evet, diyebiliriz. Yani şirket çok büyük karlar elde ediyorsa veya o dönemler arasında çok büyük fark öz kaynaklarında büyük değişiklikler olacaksa olabilir tabii evet, ki. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Şey, arkadan ilk ısrarlı... Bu soruya bir ileride bir saniye. Şirket AŞ'ye diyelim ki, limitetten AŞ'ye diyor. Şirket AŞ'yi kursa, işlemler onun üzerinden yürürse, mesela öyle bir sıkıntı olmaması için öyle bir imkan var mı? Ya tabii ki şimdi AŞ'yi tür değişikliğinde mecburen yeni kuruyor. Ama diğer işlemlerde, birleşmede, bölünmede filan mevcut bir şirkete de aktarabiliyor tabii ki işlemleri. Tür değişikliği var. Eski şirketin devamı olduğu için AŞ kuruluşu birlikte yapılıyor. Ama birleşmede, bölünmede de o öyle bir imkan var. Daha önceden şirket kurulabilir veya kurulmuş olan bir şirketle de birleşebilirsiniz. Buyurun. Evet. 30 gün önce ortaklara sunulmuş olması gerekmiyor mu? Dolayısıyla şirket, 14 Ekim itibariyle bir bilanço... Anladım. Şirket şirket KOBİ ise, küçük ve orta ölçekli işletme ise ve inceleme hakkından ortaklar vazgeçerse aynı tarihle yapılabilir. Başka türlü imkanı yok zaten yani o kadar kısa sürede yapılmasını. Teşekkürler. Mecburen 30 gün önce de hatta bölünmede göreceksiniz 2 ay önceden incelemeye sunulması gerekiyor ortaklara. Buyurun. Ben bu kadar çok soru beklemiyordum ama iyi yani. Üstadım merhaba. Buyurun. Hüseyin Yenidoğan. Slide'da geçmişti. Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylanmış bilanço şeklindeydi. Evet. Şimdi bunu Türk Ticaret Kanunu'nda, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda denetçiden aslında bağımsız denetçiyi algılıyoruz. Evet, doğru. Dolayısıyla firmada yeminli var, bağımsız denetçi var. Bağımsız denetçi vergi usul kanuna göre bilançoyu mu onaylayacak? Hayır, şöyle, şimdi tam olarak mevzuatta Türk Ticaret Kanunu'nda biliyorsunuz bağımsız denetim müessesi farklı bir müessese. Yani 2012'den önce böyle bir şey yoktu. 2012 ile birlikte bağımsız denetimin maddeleri ilave edildi. Dolayısıyla bir şirket bağımsız denetime tabi ise, bağımsız denetimle ilgili yapmış olduğumuz sunumlarda falan bunu anlatıyoruz. Artık sizin vergi usul kanununa göre çıkarmış olduğunuz bilanço ve gelir tablosu sadece maliyeye karşı vermiş olduğunuz bir bilanço ve gelir tablosu oluyor aslında. Uygulama burada çok fazla oturmadı. Bizim de işimize geliyor çok fazla oturmamış olması ama eğer ki şirket bağımsız denetime tabi ise vergi usul kanununa göre çıkarılmış bilanço ve gelir tablosu sadece vergi dairesine verilecek bilanço ve gelir tablosu. Vergi açısından verilmesi gereken. Onun dışında aslında şirketin asıl bilançosu, yani asıl finansal tabloları bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları olması gerekiyor ve herkes bunu görmesi gerekiyor. Yani bunu istemesi gerekiyor. Ama bağımsız denetime tabiyiz. Bankalar Şubat ayında, Mart ayında bilanço istiyor. Bağımsız denetim Mayıs'ta, Haziran'da, Ekim'de bitiyor. Dolayısıyla bizim de işimize geliyor. Sesimizi çıkarmıyoruz. Normal vergi usul kanununa göre düzenlenmiş bilançoları veriyoruz. Bir, bunu bilelim. Bunun dışında biz bağımsız denetçisi varsa ve şirket bağımsız denetime tabi ise diyor, bağımsız denetçinin imzalamış olduğu finansal tablolar diyor, son 3 yıla ilişkin finansal tablolar ve ara bilanço, az önceki örneğe göre 36'da bir ara bilanço çıkarttıysak bunları da bağımsız denetçinin onaylaması gerekiyor diyor. Raporları da bağımsız denetçinin yazması gerekiyor diyor. Yani şirket bağımsız denetime tabi ise yeminli mali müşavir veya mali müşavir o raporu yazamaz açıkçası. Yani ticaret sicil buna çok dikkat ediyor mu? Dikkat etmiyor, aldı, farkında değil, işlemi yaptı, bir problem yok. Ama doğrusu bağımsız denetçiden bu raporu istemez. Yeminli mali müşavir veya mali müşavir bu raporu yazamaz anlamına geliyor. Açık ifade var çünkü. Evet, dolayısıyla devamında da şunu diyeceğim. Bağımsız denetçinin hazırladığı finansal raporlama standartına, BOBİ, FRS vesaire hazırladığı bilanço aslında dönüşüm bilançosu olmuş oluyor. Ozdaki tespit edilen öz varlık da bağımsız denetimden geçmiş öz varlık mı oluyor?
Tam olarak öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü biz bağımsız denetimden geçmiş bilançoları ne zaman yapmamız gerekiyor? Halka açık şirketlerde 3'er aylık dönemlerde yapıyoruz ama normal şirketlerde sadece yıl sonundaki finansal tablolar bağımsız denetimden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla siz bir ara bilanço çıkarıyorsanız zaten bunu mecburen vergi usulüne göre çıkartacaksınız. Başka bir çaresi yok. Zaten 6 ay içinde yapılır diyor. Türk Ticaret Kanunu kendi içinde çelişiyor. 6 ay içinde yapacağım için eski bilançolar veya ben bunu gidip de Nisan ayında yapacak olursam işlemi yine bağımsız denetimden geçmiş 31-12-2022 bilançosunu koyarak bağımsız denetimden geçmiş bilançolarla yapmam gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani burada aslında dediğim gibi kritik nokta geçmiş yıl karlarıyla alakalı. Çünkü bağımsız denetimden geçince kıdem tazminatları ve amortismanlarla ilgili ciddi orada bir değişim söz konusu oluyor öz varlık açısından. O da bir nasıl desem çok netlik yok gibi orada sanki. Yani vergi usulü kanununa göre siz çıkarttığınız zaman bilançoyu farklı bir şey çıkıyor. Bağımsız denetimden geçmiş yıllardan gelen aktarımlı bilançolar farklı bir rakam çıkıyor. Türkçe... Yani şimdi o konuya çok detaylı girmeyeyim. Yani çok detaylı anlatabilirim. Ama burada ciddi sıkıntılar var. Yani birçok sıkıntı var. Yani sadece bir tane örnek olsun diye söyleyeyim. Hani o yüzden çok fazla bu konuya takılmayın. Yani birleşme bölünmede ara bilançolarla zaten yapıyorsanız, bir önceki döneme dönmüyorsanız ki öyle yapmanızı tavsiye ederim. Ara bilançolarla yapıyorsanız şu anda bölünmenizi, birleşmenizi veya tür değişikliğinizi yapın geçin derim. Çünkü bağımsız denetimin oturmayan çok fazla kısımları var. Çok basit bir örnek. Geçen sene anlattık 298Ç'yi ve geçici 32'yi yeniden değerleme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Vergi usulü kanununa göre yeniden değerlemeleri yapıp normal bilançomuza ekliyoruz. Değil mi? 500'lü hesaplara ekliyoruz. 522'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu istersek sermayeye ilave edebiliyoruz. Hatta geçici 32 ile ilgili olan sermayeyi ilave etmesek de çok sorun yok. Satıldığında 298Ç'yi sermaye ilave etmezsen bir de vergilendiriliyor satışta. Dolayısıyla sermaye ilave etmeye çalışıyoruz biz bunları. Bağımsız denetime tabi şirketlerde problem yok. Ben de halka açık şirkette var. Halka açık şirkette bunu bağımsız denetime, bu yeniden değerlemeden oluşanları sermaye ilave edemiyorum. Neden sermaye ilave edemiyorum? Çünkü diyor ki SPK edemezsin diyor. Şey de yok yani... IFRS'te bu tanımlanmamış, SPK mevzuatında yok. Dolayısıyla sermaye ilave edemezsin diyor. Yani bağımsız denetime tabi değilse şirket sermaye rahat çeklerken bağımsız denetime tabi şirketlerde, halka açık şirketlerde hiç engel ekleyemiyoruz. SPK engel koyuyor. Halka açık olmayan bağımsız denetim şirketlerinde de ekledik. Ticaret sicili de çok farkında değil bunun. Ekledik. Peki ben bir sonraki dönem bağımsız denetim raporunu yaparken ne yapacağım? Bağımsız denetim raporunda düzeltme kayıtlarıyla sermayenin içinden çıkarmam gerekiyor bunu. Yani ben vergi usul kanununa göre yapmış olduğum işlemlerle götürüyorum. Ticaret sicili de tescil ettiriyorum sermayemi. Ticaret sicilinin tescil etmemesi lazım. Bağımsız denetimden geçmiş bilançoya bakması gerekiyor. Ticaret siciline göre tescil ettiriyorum. Ama bağımsız denetim raporunu yazarken düzeltme kayıtları içinde sermayeyi azaltıyorum. 300 milyon olan sermayeyi tekrar 50 milyona çekip IFRS raporunda öyle göstermem gerekiyor gibi düşünün. Yani daha fazla girmeyelim bu detaya. Yani konudan çok uzaklaşıyoruz çünkü. Başka sorusu olan var mıdır? Buyurun. Yok, Berat yüklemelerle ilgili herhangi bir sınırlama yok. Hatırladığım kadarıyla aynı sürelerde beratlar yüklenebiliyor. Ama orada tabii mali mühürlerin süreleri veya işte geçtikten sonra mali mühürlerin kapatılması gibi hususlar var. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Orada bir sıkıntı yaşamıştık öyle hatırlıyorum geçmişte. Mali mühür kapatılırsa tekrar limite şirketi sona erdiği için o beratların yüklenememesine ilişkin durumlar oluyor. Ama sürelerle ilgili bir sıkıntı yok orada. Tamam mıdır? Tamamsa tür değişikliği konusunu geçiyorum. Birleşmeye geçtim. Şimdi tür değişikliği büyük ölçüde oturdu diye düşünüyorum. Bir tane A limite şirketimiz vardı tür değişikliğinde. Bunu B anonim şirketine çevirdik. Tür değişikliği ile ilgili işlemlerimizi bitirdik. Birleşmede ise en az iki şirket olması gerekiyor zaten. Yani birleşmeden söz edebilmemiz için. En az iki şirket diyorum. Tabii ki 3 şirket, 4 şirket de aynı anda birbiriyle birleşebilir. Birleşmeyi şöyle söyleyeyim. Bir tane A anonim şirketimiz var. Bir tane de B anonim şirketimiz var. Basit örnek olsun diye. Birleşme sonucunda A B'nin içine birleşiyor. A tamamen sona eriyor. B anonim şirketi işlemlerine devam ediyor. Bu bir birleşme türü.
ya da başka bir birleşme türü, 1A ve 1B limite şirketimiz var. İkisi birleşirlerken ikisi de faaliyetine devam etmiyor. İkisi de sonlandırıyor faaliyetini. 1C anonim şirketine dönüşüyor da olabilir. Bu da başka bir birleşme türü. Birinci örneğe göre daha çok sunuma devam edeceğim. Buyurun. Ben nevi değişikliğinde şahıs bilançonun limited şirkete dönüşümünü çok konuşmadık. Bu bir nevi değişikliği değil mi? Evet. Burada bahsedeyim biraz daha. Evet, orada adi ortaklıklarla ilgili sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Bu konuya değinmeden geçtik gibi sanki. Evet. Şahıs bilançonun limited şirkete dönüşmesinde sanki sıkıntı yok gibi ama adi ortaklığın bilanço esasına göre defter tutsa dahi bir limited şirkete dönüşümü mümkün değil gibi geliyor. Bu. Doğru. Doğru. Yapıp şöyle sorun anlatayım. Yaşamayanlar da var. Yapıp sorun yaşayanlar da var. Yok, ticaretçiler genelde tescil etmiyor. Orada sıkıntı var. Ticaretçil tescil etmemesinin de haklı gerekçeleri var. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'nda şahıs işletmesinin şirkete dönüşmesinden bahsediyor. Ticari işletmenin şirkete dönüşmesinden bahsediyor. Hatta gelir vergisi 81'e de dikkatli bir şekilde bakarsanız vardı sunumumda, dönüyorum. Diyor ki ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasif ile bütün halinde devrolması diyor. Ferdi bir işletmenin diyor bilançosunun veya kolektif veya adi komandit şirketin diyor. Yani adi şirketleri saymıyor, iş ortaklıklarını da saymıyor. Ama adi ortaklıklarda veya iş ortaklıklarında bütün ortaklar kurumlar vergisi mükellefi ise bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ticaret siciller tescil ediyor. Ama adi ortaklık ve iş ortaklıklarında en az bir tanesi şahıssa ticaret sicil işlemi tescil etmiyor. Ticaret sicilinde doğru yaptığını düşünüyorum ama buna ilişkin ciddi anlamda uğraşanlar var. Yani bir iş ortaklığımız vardı, uzun zamandır çözülememiş. İş ortaklığının ortakları kurum olmasına rağmen, her ikisi de şahıs olmamasına rağmen onunla ilgili de ticaret sicil tescil etmiyordu. Onu açtık, tescil ettirdik. Ama şahıssa tescil etmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Bunun dışında da şahıs işletmesinin şirkete dönüşmesiyle ilgili çok fazla aslında anlatacak bir şey yok. Bilançoyu çıkarıyoruz. O bilançodan normal şirkete dönüştürüyoruz. Tek kişilik bir şirkete dönüşmüş oluyor dolayısıyla. Bu limited şirket veya anonim şirket de olabilir. Orada tabii ki genel kurullar falan yok. Şahıs bilançosunu çıkarıyor. O bilançoyla birlikte şirkete dönüşmek için yeni bir şirket kuruluyor. Ticaretçiyle başvuruyor. Şahıs bilançosuna göre gerekli raporları yazdırıyor. Şahıs işletmesini de şirkete dönüştürüyor. İki ortaklı şahıs firması da dönüşebiliyor. İki ortaklı şahıs işletmelerinde de sıkıntı var. O. Orada dönüştürebiliyor mu? Yok, dönüştüremezler. Yani şu anda Ticaretçiyle ayrı 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 olduğu için sıkıntı olmuyor. Ticaretçiyle adı ortaklı diye bir şey yok. Ticaretçiyle onlar ayrı ayrı teşvik olabilir miyim? Yine bunu şeyle konuşalım. Vergi dairesinde gelir vergisi kanunu 81. maddeyi gelir vergisi kanunu 81. maddesinde saydığı için adi ortaklıkların burada sayılmadığından bahisle tarihat yapıyor. Yani bizim buradaki en büyük şeyimiz... KDV'de sıkıntı vardı, o da değişti. Hayır, şimdi... Sadece KDV'de değil, bu dönüşüm gelir vergisinden de... Gelir vergisinden istisna olması için sunumun en başında bahsetmiştim. Dedim ki bir şey ticaret hukukuna göre... siz birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi yapıyor olmanızın bunun vergisiz olacağı anlamına gelmez. Vergisiz olması için belli kurallara uymadığınız takdirde ciddi sıkıntıyla karşılaşırsınız. Çok basit örnek, taşınmazlarla ilgili kısmi bölünme 31.12.2023'te bitiyor dedik. 1.1.2024'ten sonra yapılamayacak dedik. Bu neye göre diyoruz? Vergi kanunları göre söylüyoruz. Şu anda ticaret kanununda devam ediyor. Ticaretçil yönetmeliğinde de var, her yerde var. Ben gidip 2024 yılında da herhangi bir gayrimenkul taşınmazı götürüp başka bir şirkete koyabilirim ve kısmi bölünmeyi yaparım ama bu vergisiz bir bölünme olmaz. O taşınmazı şirketten çıkarırken hangi vergilere tabi olacaksam o vergilere tabi olurum anlamına geliyor. Yani ticaretçil götürdüğünüz zaman tescil eder. Bunu atlamayalım. Yani o yüzden de şahıs işletmeleri, yani ortaklı, çok ortaklı şahıs işletmelerinin şirkete dönüşmesiyle ilgili mevzuatta eksiklik olduğu için bunları tescil etmiyorlar iş ortaklıkları ve adi ortaklıklarda. O başka. Ama başkanın dediği, eğer adi ortaklık iki kişi, iki şahısın kurduğu, yani genel bizim bildiğimiz piyasadaki adi ortaklıksa, evet, o
Orada bir sıkıntı yok yani orada çünkü ticaret sicil açısından. Uygulamasını yaptınız mı? Yaptım. Ticaret sicil açısından söz etmiyorum Ömer abi. Hayır, vergi de gelir vergisi kanun 81. Başkan, maddesinde. Eskiden beri sıkıntı yoktu gelir vergisinde. KDV'de sıkıntıdan dolayı bu uygulanmıyordu. O da kalkınca şimdi başka ne sıkıntı var? Gelir vergisi kanununda 81. maddede adi ortaklık açtım yok. Açtım burada gösterdim. Kolektif ve adi komandit şirketlerle ferdi. Ondan bahsetmiyorum ferdi yani. Ferdi bir işletmenin diyor. Ondan bahsetmiyorum. Yani vergisiz bilanço olarak yapamazsınız. Bilanço şahıs firması diyelim. Bilanço bu, şahıs firması. Bazıları şahıs şirketi diyorlar. İki ortaklı bir adi ortaklıksa bunun biliyorsunuz ki KDV mükellefiyeti adi ortaklık adına açılıyor. Şahıslar geçici vergi ve kurumlar vergisi gelir vergisi gelir. Beyannamelerini veriyor. Dolayısıyla bununla da adi ortaklık oluyor. Bu işlemin şirkete dönüştürülmesiyle ilgili sıkıntı var. Diyeceğim yok, bu kadar. Yani konuda da çok tartışılacak bir konu evet, yok. Konu yani çok bu konuda net bir konu çünkü. Sıkıntı yaşamasın meslektaşlarım. Katma değer vergisi kanunu başka, gelir vergisi kanunu tabii başka. Tamam. 81. maddede adi ortaklıklar yok. Dikkat arkadaşlar, etmesini KDV, öneririm arkadaşlar. KDV kanununda diyor ki 17.4C'de gelir vergisi kanunun 81. maddesine göre yapılan tür değişiklikleri diyor, nevi değişiklikleri KDV'den istisna edilmiştir diyor. Dönüyorum, gelir vergisi 81'e bakıyorum, adi ortaklığı saymamış orada. Yani orada sıkıntı var. Anlatabildim mi? Buyurun. Ya yüksek sesle evet veya bir saniye geldi. Şimdi ben bir şahıs işletmesinden limited şirkete dönüşüm yaptım birkaç gün önce. Şahıs firması normalde e-fatura mükellefi değil ama 2024'ün Temmuz ayında e-fatura mükellefi olacak ciro şartıyla. Şimdi bu şahıs normalde de kapanış olduğu için hani vergi dairesi bazında baktığımızda ben bu limited şirketi e-faturaya geçirme zorunluluğum devam edecek mi yoksa sıfırdan bir cironun oluşmasını mı bekleyeceğim? Valla 2023 için hiçbir sıkıntı yok. 2024 için çok net bir şey söyleyemiyorum. Yani 2024 ile ilgili kendiliğinizden e-faturaya geçerseniz iyi olur. Çünkü orada tam olarak düzenlemeye de bundan bahsettiğini düşünmüyorum ama gelecekte bu şekilde yorumlanıp sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tamam. Zaten devam etseydi geçecekti deyip 2024'te geçerseniz iyi olur. Tamam, teşekkür ederim. Artık geçiyorum tür değişikliğini çünkü daha konumuz çok. Dedim ki birleşmede birden fazla şirket olması gerekiyor. En az iki şirket olması gerekiyor dedim. Birleşmeye geçtik mi? Evet geçtik. geçmeyeyim mi? Tamam. Ömer Bey bugün sizi çok heyecanlı gördüm. Evet. Şimdi birleşmede birleşmeyle devralan şirket, devrolunan şirketin mal varlığını bir bütün halinde devralır diyor. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. İki örnekten birinci örneğe dönersek, az önce bir A şirketi ve B şirketi var dedik. A şirketi B şirketine dönüşürken A şirketi tamamen kalkıyor, B şirketi faaliyetlerine devam ediyor gibi düşünebiliriz. Peki şirketler neden birleşir? Kimse bir şey diyebilecek mi? Neden birleşme yapıyoruz daha çok? Ya bunun birçok sebebi olabilir. Yormayayım. Birçok sebebi olabilir. Yani genelde uygulamada daha çok aynı ortakların şirketleri birleşiyor. Ama gerçekten de bazı şirketler güçlerini birleştirmek için de birleşebiliyorlar. Çok büyük şirketler de yine birleşme yapabiliyorlar ama uygulamada daha çok bizim başımıza gelen aynı ortakların şirketleri ne oluyor? Bir tanesinde vergi çok fazla çıkıyor, diğerinde geçmişi zararları var. Birleştireyim bundan yararlanayım diyor veya birinde devreden KDV'si çok fazla, bir tanesinde sürekli ödenecek KDV çıkıyor veya çok fazla şirket var kullanmıyor veya tasfiye etmek istemiyoruz, şirketimiz var bir süredir devam ediyor, tasfiye prosedürüyle uğraşıp inceleme riskindense tasfiyeye giren şirketler incelenir biliyorsunuz faalse son dönemleri uğraşmak için birleştirme yoluyla diğer şirketin içine aktarıyor. Dolayısıyla şirketler birçok sebepten dolayı birleşebilir ama uygulamada daha çok
şirket ortakları aynı olan şirketlerin birleştiğini görüyoruz dedim. Yine geçerli birleşmeleri Türk Ticaret Kanunu'nda sermaye şirketleri sermaye şirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan şirket olmaları şartıyla kolektif ve komandit şirketlerle diyor. Şahıs şirketleri şahıs şirketleriyle, devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleriyle, devrolunan şirket olmaları şartıyla kooperatiflerle, kooperatifler kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmaları şartıyla şahıs şirketleriyle birleşebilirler diyor Türk Ticaret Kanunu 137'de. Yine burada bir yol haritası çizmeye çalışacağım. Artık bakacaksınız ki tür değiştirmeyle birleşmenin, hatta bölünmenin yol haritaları birbirine çok yakın aslında. Yine işleme başlanan bilanço tarihi de birleşme sözleşmesi arasında en fazla 6 ay olmalıdır diyor. En az diye bir süre yok. Dediğiniz gibi 2-3 gün öncesinden bile yapabilirsiniz ama en az 6 ay, en fazla 6 ay olması gerekiyor diyor. Aynı şeyleri tekrar anlatmayayım. Birleşme sözleşmesi yönetim kurulları hazırlıyor, genel kurullar onaylıyor. Yine birleşme raporu hazırlanıyor. Bu şirket tüm ortakların onaylaması halinde ve KOBİ ise birleşme raporu hazırlamadan da yoluna devam edebiliyor. Son 3 yılın finansal tabloları varsa ara bilanço çıkarılıyor. Genel kuruldan 30 gün önce yine ortakların incelemesine sunuluyor. Bu 1524 unutulmamalı dedim. Türk Ticaret Kanunu 1524'te internet sitesi kurma zorunluluğu olan şirketleri ilgilendiriyor. İnternet siteniz varsa internet sitesinde bildirilecek işlemler içinde bu birleşme, bölünme, tür değişikliği falan da var. Dolayısıyla herhangi bir tür değişikliği yapıyorsanız veya birleşme yapıyorsanız ve bağımsız denetime tabiyseniz, internet sitesi kurma zorunluluğunuz varsa dolayısıyla dönüyorsunuz, internet sitesinde de bunu yayınlıyorsunuz, ilan etmek zorundasınız. Tüm ortakların onaylaması halinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde inceleme hakkının kullanılmasından da vazgeçilebiliyor. Tür değişikliğinde bu yoktu. Birleşme ve bölünmede var. İnceleme hakkından vazgeçme meselesi var. Şimdi bir de kolaylaştırılmış birleşme diye bir şey var. Hani kolaylaştırılmış bölünme veya kolaylaştırılmış tür değişikliği yok ama kolaylaştırılmış birleşme var. Dedik ki zaten şirket KOBİ ise birleşme raporu hazırlamayabiliyor ve inceleme hakkının kullanmasından vazgeçebiliyor dedik. Ama şirket KOBİ değil daha büyükse, ortakları devralan şirketin, sermaye şirketi devralan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylara sahipse diyor. Yani şirketin ortakları aynıysa veya devralan sermaye şirketi devralan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren en az %90'ına sahipse, belirlenmiş şartlarla, onların haklarını yok etmeyecek şekilde belirlenmiş şartlarla birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir diyor. TTK da bunu anlatıyor. Buna ilişkinde birleşme raporu düzenleme, inceleme hakkı sağlama yükümlülükleri olmadığı gibi hatta birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunmayabilirler diyor kolaylaştırılmış birleşmede. Bunu ne için yapmış? İki tane şirket var. İkisinin ortakları da ikişer kişi, aynı kişiler birleşme yapacaklar. O prosedürü kaldırıyor. Hızlı bir şekilde birleşmeye imkan tanıyor. Yine bilanço tarihi itibariyle tespit raporları hazırlanıyor. Bilançoyu belirledik. Hazırlıklarımızı yaptık. İncelemeye sunduk. 30 gün önceden. Birleşmeye katılan şirketlerin her birinin sermayelerinin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlıklarının tespitinin, şayet devrolunan tapu, işte trafiğe tescilli araç filan gibi şeyleriniz varsa bunlara ilişkinde gerçeğe uygun değerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya denetme tabi ise yine denetçinin tespite ilişkin raporları da genel kuruldan önce hazırlanıyor. Yine burada devrolunan şirketin örnek genel kurul toplantı tutanağını koydum ve devralan şirketin de artık tür değiştirmede tek şirketin genel kuruluyla gidiyorduk ama birleşmede en az iki şirketin genel kuruluyla işlemleri başlatacağımız için genel kurul toplantı her ikisi de genel kurul yapacak. Her ikisi de genel kurulunda buna ilişkin kararlar alacak. Ve burada diyorum ki Türk Ticaret Kanunu'nun şu maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun şu maddelerine göre şu tarihli bilançoyla kül halinde infisah yoluyla devrolunmasına, terkin edilmesine, tasfiye sonu infisah olup ticaret sicilinden kaydının silinmesine diye bir tek maddelik bir genel kurulla, ya olağanüstü bir genel kurul yapıyorsam 3 maddelik açılış kapanışın arasında tek maddelik bir karar alarak genel kurulumu götürüp tescil ettirebiliyorum. Devralan şirketin örnek genel kurul toplantı tutanağında da yine benzer bu şirketin devralınmasına ve kaydının silinmesine dedikten sonra bir madde daha eklemem gerekiyor birleşilen kurumda, devralan kurumda. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetlerin nevi değişikliği başlıklı, hisse senetleri nevi başlıklı 6. maddesini tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına diyoruz. Yani sermaye artışına ilişkin maddeyi de düzenlememiz gerekiyor. Birleşme var. A şirketi yok oluyor, B şirketine geçiyor.
B şirketinin altında birleşip devam edecekler. Ne oluyor? B şirketinde bir sermayede artış meydana geliyor. A şirketinin öz kaynakları kadar. Dolayısıyla B şirketinde genel kurulu yaparken, birleşmeye ilişkin karar alırken sermaye artışına ilişkin de karar almamız gerekiyor. Tescil ettirmemiz gerekiyor. Bu birleşme kararına ilişkin nisaplarda Türk Ticaret Kanunu 151'de yer alıyor. Yani limite şirketlerde en az 4'te 3 çoğunlukla, anonim şirketlerde 3'te 2 çoğunlukla gibi nisaplar var. Bunlara da Türk Ticaret Kanunu'ndan bakabilirsiniz. Devrolan şirket ticaret siciline tescil. Yine hem devrolunan şirketin hem de devralınan şirketle ilgili ticaret siciline tescille ilgili işlemlerde yani sadece çerçeveyi söylüyorum ama bir ticaret sicil yönetmeliğinde zaten bu var. Tekrar ediyorum. Bir de BTSO'nun, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın hangi bölümündeydi? Şirketler bölümünde mi? Tescil bölümünde mi? Sicil bölümünde. Sicil bölümünde girdiğiniz zaman orada birleşmede, bölünmede gerekli evrakları örnekleriyle işte orada hatta birleşme raporu, bölünme raporunun örneklerine kadar hepsi var. Oradan alıp kontrol edip tescile giderken onlarla gitmenizde fayda var. Yine birleşme sözleşmesini genel kurulda onayladık. Kararın noter onaylı örneğini aldık. Birleşme sözleşmesinin örneğini aldık. Yine onaylanmış bilançoları koyduk. Alacaklarına yapacakları çağrıya ilişkin hazırlanan ilan örnekleriyle müdürlüklere verilir dedik. Tür değişikliğinde alacaklara çağrı yapmıyoruz ama çünkü ne dedik? Ticaret sicilde sicil numarası bile devam ediyor. Çünkü eski şirketin devamı sayılıyor. Alacaklılar açısından bir sıkıntı yok. Ama bölünmede özellikle ve birleşmede şirket kaybolacağı için önceki şirket alacaklılara çağrı prosedürünün yapılması gerekiyor. Yine tasfiyede olduğu gibi. Devrolunan şirket birleşmenin ticaretine tescil ile infisah eder diyor. Devralan şirkette de farklı olarak yine sermaye artırımının tesciline ilişkin hükümler var. Tescilden sonra ne yapıyoruz? Tescille birlikte devrolunan şirket tasfiyesiz infisah ediyor. Devralan şirketin birleşme evrakları ile birlikte yeni sermaye maddesi de tescil oluyor. 30 gün içinde yine aynı tür değişikliğinde olduğu gibi kurumlar vergisi beyannamesi veriliyor. Orada geçici vergi beyannamesine ve kurumlar vergisi beyannamelerinin sürelerine dikkat ediyoruz. Birleşen kurumun kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yine taahhüt verilmesi gerekiyor. Buradaki muhasebe kayıtları da yine tür değişikliğindekiyle aynı olması gerekiyor aşağı yukarı. Biz 36 veya 39 bilançosuyla başladıysak ve ona ilişkin rapor hazırladıysak o rapordaki bilanço kalemlerini birleşen şirketin muhasebe kaydını artık birleşen şirket devam ettiği için A ve B mevcut iki şirketti dedik burada birleşmede. B işlemlerine devam ediyor. Dolayısıyla yeni şirkette birleşilen şirkette muhasebe kaydı olarak 36'daki mizan kayıtlarını getiriyoruz. Artı 36 ile yine tescil tarihi olan 16 Ekim arasındaki işlemleri de getiriyoruz. Birisi dedi ki hepsini aynı kayıtta yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Herhangi bir yerde yazmıyor bu. Birazcık daha anlaşılabilir olması için iki kayıt gibi yapıyoruz genelde biz. Devrolan şirketin tescil edildiği döneme kadar olan işlemleri sonucu oluşan kar zararı da yine devrolan şirkette geçmiş yıl karı olarak veya zararı olarak yer alacak. Önemli değişiklik meydana geldiyse az önce biraz bahsetmiştim. Birleşmeye katılan şirketlerden birinin aktif ve pasif varlıklarında birleşme sözleşmesiyle genel kurul tarihi arasında önemli bir değişiklik geldiyse bunu genel kurula bildirilmesi gerekiyor ve diğer birleşmeye taraf olan diğer şirkete de bildirilmesi gerekiyor. Özellikle durumlar var. Çok fazla takılmayacağım ama kısaca bahsedeyim. Tasfiye halindeki bir şirketle birleşmeye konu edilebiliyor. Daha mal varlığı dağıtılmaya başlanmadıysa veya sermayesiyle kanun 7 akçelerinin yarısı kaybolan veya borca batık durumda olan bir şirkette öz varlığa sahip, yüksek bir öz varlığa sahip başka bir şirketle birleşebiliyor. Bu birleşmelerde ortaklara bir ayrılma akçesi önerilebiliyor. Yani şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanınabilir ya da sadece ayrılma akçesinin verilmesi de öngörülebilir diyor. Yani bu birleşme sonucunda ortaklardan birileri ben ayrılmak istiyorum dediği zaman küçük ortaklar onlara bir değere uygun bir ayrılma akçesiyle de ayrılmasına izin verilebiliyor. Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken denkleştirme diye bir şey var. Denkleştirme yapılıyor. Onda birini aşmaması şartıyla denkleştirme ödemesi de öngörülebiliyor yine.
Birleşmeyle ilgili soru cevap var mıdır? Ömer Bey'den başlayalım kaldığımız yerden. Şimdi bu şahıs birleşmelerinde eski ticaret kanununda aynı sermaye, evet, aynı sermaye olarak konulan paylar 3 yıl geçmedikçe devredilmez hükmü vardı. Hangisinde? Eski ticaret kanununda. Bunda var mı acaba? Yine geçelim mi? Yok, bunda altın herhangi bir şey yok şu anda. Ve kaldırıldı o, yani evet, o uygulamayı hatırlıyorum. Evet. Ama kaldırıldı şu anda, herhangi bir şey yok. Evet. Benim de bildiğim o. Bir de benim yaptığımda mesela vergi dairesinden müdür yardımcısı aradı. Ömer Bey dedi, bunu nasıl yaptınız? Dedim, benim raporumla yaptım. Geri vergisinde yazmıyor dedi, yeminli yazıyor dedi. Ama bayağı oldu, bakamadım da gerçekten. Dedim, burada yazılması önemli, ticaret kanununa göre bizde o sorun yok dedim. Öyle bir şey, bununla ilgili bilginiz var mı? Tabii ki, yani şeyde, Türk Ticaret Kanunu'nda açık açık diyor ki mali müşavir veya yeminli mali müşavir diyor. Herhangi bir ayrım yapmıyor. Yani mali müşavir de raporu yazabiliyor. Sermayenin ödendiği raporunu mali müşavir de yazabiliyor. Yeminli mali müşavir de yazabiliyor. Herhangi bir konuda sıkıntı yok. Sadece denetime tabi şirketlerde söylediğim gibi denetçinin yazması gerekiyor. Geri vergisinde o hüküm varsa ben gerçekten bakamadım. Bakmam gerekiyor. O değişmesi gerekiyor. Tabii ki. Evet, yani herhangi bir sıkıntı yok orada. Buyurun. Merhaba, bana var. 31 Ekim'de bir şirketim benim. Devri olacak, yani birleşme olacak. Bununla alakalı sorularım var. Birleşme. Evet, birleşme olacak. Tabii ki. Şimdi 31 Ekim'de devrettiğim için benim... Ses gelmiyor yalnız. Tabii. Şu an geliyor mu? Evet, tamam. Evet. 31 Ekim'de bir şirketim birleşecek. Birleşme sonrasında hak edişlerim var benim. Hak ediş şirketim birleştiğimde aynı gün yeni şirketimi kesişen faturalarımı birleştiği için eski şirketten devam mı edeceğim? Eski şirketten devam etme gibi bir şey söz konusu değil. Birleştiğinde eski şirket o gün sona eriyor zaten. Yani 31 Ekim itibariyle öyle bir şirketiniz kalmıyor. Mecburen yeni şirketten devam edeceksiniz. Çok güzel. Kurumlar vergisinden söz etmiştik ya. Bu kurumlar vergisini verirken 30 gün içinde vereceğiz ya. Geçici vergiden de söz ettik. Öncesinde geçici vergi vereceğimiz için belirli bir tarih var mıdır? Yoksa aynı gün hem geçici vergi hem kurumlar vergisini verebiliyor muyuz? Yok yok, aynı gün verebilirsiniz ama orada şunu atlamayın. Şimdi siz hangi tarihte yapacaksınız? Hem tescili mi 31 Ekim'de yapacaksınız? 31 Ekim'de planlıyoruz. Yani 31 Ekim'de planladığınızda siz 39'a kadar olan dönem için geçici verginizi vereceksiniz zaten. 30.09'u? Yani 1.7 ile 39 arasındaki işlemlerle ilgili geçici verginizi vereceksiniz. Dolayısıyla siz 31 Ekim'de tescili yaparsanız 30 gün içinde 30 Kasım'a kadar kurumlar vergisi beyannamesi verirken ayrı bir geçici vergi beyannamesi vermenize gerek olmayacak. Zaten dönemi gelmemiş olacak bir sonraki dönem. Bir önceki döneminde geçicisini vermiş olacaksınız. Bir sorum daha olacak. Şirket birleşmesi alacaklara çağrı ne zaman verebiliriz? Alacaklara çağrıyı hazırlayıp normalde şeyde veriyorsunuz. Genel kurul kararından sonra. Evrakları tescile götürürken alacaklara çağrıyı da hazırlıyorsunuz. Alacaklara çağrıyı da veriyorsunuz. 7'şer gün arayla 3'er defa veriliyor alacaklara çağrı da. Sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle teşekkürler sunum için. 3 tane ayrı ayrı limited şirketim var. Hepsi tek ortaklı. Bu 3 ortak bir tane şirket kuruldu. Evet. Bu 3 limited şirketi o tek limited şirketine devretmek istiyoruz. Burada demin bahsettiğiniz kolay birleşmeden yararlanabilir miyiz? Hayır, şimdi ortaklık yapıları aynı mı şirketlerin? Farklı. Dolayısıyla kolaylaştırılmış birleşmeden yararlanamazsınız ama ya da nasıl bir yol izleyelim? Zaten şirketiniz KOBİ ise kolaylaştırılmış birleşme zaten orada var. Yine bilanço birleşme raporunu ve alacaklara çağrı prosedürlerini es geçebiliyorsunuz. Şirketlerin, birleşecek şirketlerin tamamı KOBİ ise KOBİ tespit, evet, raporu yazıyorsunuz, evet, mali müşavir olarak veya bir yeminli mali müşavir olarak. Ondan sonra devam ediyorsunuz işleminize. Teşekkürler. Bir şey değil. Başka sorumuz yoksa bence ara vermeyelim başkanım. Devam edelim mi? Verelim mi ya da? Siz bilirsiniz. Ben arkadaşlara sorayım. Arkadaşlar, ara verelim mi? Ne diyorsunuz? Sıkıldınız mı? Saat de ilerliyor. Biraz 4 oldu. Diğerleri görmek istiyorum. Dinleyelim diyenleri bir görmek istiyorum. Sanki arkadaşlar, dinleyelim diyenler daha fazla. Dinleyelim diyenler daha fazla. Sıkılanlar bir 5 dakika kendilerine mola dönebilirler. Devam edelim yönünde eğilim var.
Ben üstad buraya çıkmışken şunu soracağım. Arkadaşımın değişik bir sorusu vardı. Hak edişlerinizi resmi kuruma kestiğinizde bu birleşmeyi kurumla daha önceden konuşmalısınız. Eğer hak edişi kime düzenleyeceğinizi bilmiyorum. İhaleli bir iş aldıysanız burada sorun yaşayabilirsiniz. Birleşmeden önce mutlaka sözleşmenin buna ilişkin hükümlerine bakın derim. Evet, yani bunun hazırlığının yapılması gerekiyor. Yani bir tam bölünme yapmıştık mesela. Gümrükte mallar vardı. Gümrükteki malları çektikten sonra tescili yaptıralım ki dedik. Gümrükte de ayrıca sıkıntı yaşamayın. Yani bunun planlamasının tabii ki yapılması gerekiyor yani. İlavem olacak ama. Açık mıdır? Açık açık. Tescil sonrası. Yani sebepen bilgi paylaşmama rağmen bir firma bana fatura keserse eski ünvan ile ve temel versiyondaki eserse bu durumda yapmam yeni gereken... Şirkete işleyebiliyorsunuz. Yeni şirkete yeni ne kadar süreyle işleyebiliyorsunuz peki? Valla onu hatırlayamıyorum ama yeni şirkete işlenmesinde bir sıkıntı yok orada. Yani herhalde bir ay mı veya ne kadarlık bir süre olduğunu çok iyi hatırlamıyorum. Evet. Süreyi hatırlayamıyorum ama muhtemelen yani 30 gün falan olabilir oradaki süre, tam hatırlamıyorum ama yeni şirkete işleyebiliyorsunuz o dönemdeki gelen faturalar. Tamam. Yani orada bildireceksiniz. O tarihten sonra gelenleri de artık bir daha değiştireceksiniz. Tamamsa bölünmeye devam edeyim. Aslında dedik ki tür değiştirme en kolayı birleşme, bölünmeye geçtim. Tabii bölünmede sadece yol haritası değil, ya bölünmeye ilişkin, özellikle kısmi bölünmeye ilişkin işte tebliğe baktığınız zaman, bir seri nol tebliğe baktığınız zaman kurumlar vergisi tebliğine, birleşmeyle ve tür değişikliğiyle ilgili çok detay bir bölüm yok. Hatta tam bölünmeye de baktığınız zaman bir paragrafta anlatıp geçiyor. Ama kısmi bölünmeyle ilgili çok fazla versiyon olduğu için kısmi bölünmeyle ilgili kısımlarda falan birazcık daha vergi mevzuatına gireceğim. O yüzden birazcık daha hızlanarak gitmek istiyorum. Şimdi tam bölünmede bir şirketimiz var. En az iki şirkete bölüyoruz bunu. Tam bölünme sonucunda yine örneği şöyle vereyim. A şirketimiz var. Bir A limited şirketimiz var. Tam bölünmeye konu ediyoruz ve iki tane B ve C limited anonim şirketlerini oluşturuyoruz gibi düşünün. Tam bölünmede eski şirket yine yok oluyor. Birleşmede olduğu gibi, tür değiştirmede olduğu gibi yine orada 30 gün içinde kurumların falan verilmesi gerekiyor. İki tane yeni şirketimiz oluşuyor. O iki tane şirketimiz yoluna devam ediyor. Kısmi bölünmede böyle bir şey söz konusu değil. Normal şirketimiz, A şirketimiz işlemlerine devam ederken kısmi bölünmeyle şirketin içinden bazı varlıkları çıkarıyoruz. Eski şirketimiz de devam ediyor. Yani bir taşınmaz çıkarabiliyoruz şirketin içinden, başka bir şirkete koyabiliyoruz. Yeni kurulacak veya mevcut bir şirkete diyor mevzuatta. Dolayısıyla iştirak hissesi koyabiliyoruz. Yıl sonuna kadar taşınmaz aynı şekilde şirketten çıkarabiliyoruz. Veya üretim ve hizmet işletmelerini de üretim işletmesinin bir kısmını veya hizmet işletmesinin bir kısmını da çıkarabiliyoruz. Bir kısmını derken yanlış anlaşılmasın. Yani o üretime ilişkin bütün her şeyi çıkarmamız gerekiyor. Üretimin aksaması açısından kısmi bölünmede yani eski şirket devam ederken tam bölünmede eski şirket yine yok oluyor. Aslında uygulamayı yapma anlamında en zor bunların içinde tam bölünmedir. Uygulamayı gerçekleştirme anlamında sicillerde filan da ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Oradaki alacaklılara çağrıda 3 ay kadar bekleme süreleri filan oluşuyor. Ama kısmi bölünme uygulaması kolay ama mevzuatı birazcık daha karışık bir işlem. Burada sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler diyor. Nerede diyor? Türk Ticaret Kanunu'nun 160. maddesinde diyor. Ama dönüyorum kurumlar vergisine bakıyorum. Diyor ki sadece tam mükellef sermaye şirketleri bölünebilirler diyor. Demek ki kooperatiflerin bölünmesine ilişkin vergi istisnası yok. Bunu böyle algılamamız gerekiyor. Yine yol haritasında bölünmeye tabi olan şirketin genel kuruluyla işlemlere başlıyoruz. Yine 6 aylık süre burada da geçerli. Öncekilerde olduğu gibi detaya girmiyorum. Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı hazırlanır diyor. Neden bölünme sözleşmesi veya bölünme planı? Eğer bölünme sonucunda yeni kurulacak bir şirket varsa, daha ortada bir tane şirketimiz var. Sözleşmeden söz edemeyiz. Sözleşme olması için iki şirket olması gerekiyor çünkü en az. Ortada sadece bir şirketimiz var. A şirketi bölerek iki tane yeni şirket oluşturacaksak burada bölünme planının hazırlanması gerekiyor. Eğer ki var olan bir şirkete bölüneceksek
O zaman iki şirket olduğu için bölünme sözleşmesiyle başlamamız gerekiyor. Mantık böyle. Bölünme raporu yine aynı şekilde KOBİ'lerde gerekli değil. KOBİ olmayanlar da gerekli. Son 3 yılın finansal tabloları ve varsa ara bilanço hazırlanıyor. Bu sefer genel kuruldan 2 ay önce incelemeye sunulması gerekiyor. Buradaki şartlar biraz daha ağırlaştırılmış hep tam bölünmede. Yine internet sitesinde yayınlıyorsunuz. Tüm ortakların onaylaması halinde KOBİ'lerde yine inceleme hakkından vazgeçilebiliyor. 2 ay önceden sunulmasına gerek kalmayabiliyor. Alacakların korunması önemli. 7'şer gün arayla 3 defa yine ilan yapılıyor. Alacaklarını teminat altına almak zorundalar bölünmeye katılan şirketler diyor. Burada bir 3 ay meselesi var. Bununla ilgili ticaretçilde de bir sıkıntı yaşadık. Biz buradaki 3 ayı başka türlü anlıyoruz. Yani biz tescili yaptırırız, genel kurulu yaparız, tescili yaptırırız, ilanları yaptırırız. O 3 ay içinde yine teminat veririz diye algılıyoruz herhangi bir talepte bulunan olursa. Ama ticaretçil diyor ki 3 ay geçmeden ben bunu tescil etmem. Buna ilişkin bakanlığın vermiş olduğu bir görüş vardı. Yani dolayısıyla tam bölünmede bir de 3 ay bekleme gibi bir durumunuz olabilir. Şirket teminat gösterirse veya alacağının tehlikeye düşmediğini gösterirse veya borcu ödeyip kapatırsa şirketin borçlarını, yine o zaman alacaklara çağrı ve 3 ay içinde beklemeye ilişkin herhangi bir sıkıntımız kalmıyor. Bunun da yine meslek mensubunun raporuyla tespit edilmesi gerekiyor. Bölünme tarihi itibariyle tespit raporlarında yine bölünen şirketin bölümlere ayrılmış mal varlığının bölümleri itibariyle değerlerinin tespiti, kısmi bölünmede bölünen şirketin kalan net mal varlığının şirket borçlarını karşılamaya yeterli olup olmadığı, önceki sermayenin ödendiği raporu, KOBİ tespit raporu. KOBİ tespit raporunu buraya koydum ama birleşme raporunda yine hepsinde bölünme raporunda eğer raporu koymuyorsak KOBİ diye, KOBİ tespit raporunun da yine eklenmesi gerekecek. Burada da yine yeminli mali müşavir, mali müşavir veya denetçinin bu raporu yapması gerekiyor. Genel kurul tescilde bölünen şirket genel kurulda bölünmeye bölünme sonucunda yeni kurulacak veya mevcut şirkete konulacak mal varlığıyla ilişkin karar alıyor. Yeni şirketteki hissedarları belirliyor. Bilanço ve gelir tablosu onaylanıyor. Bölünme planı kabul ediliyor. Bölünmeye esas kıymetlerin değerinin tespitine ilişkin rapor onaylanıyor. İnceleme hakkına ve bölünme raporuna ilişkin karar alınıyor. Kısmi bölünmede sermaye azaltımını telafi etmek üzere sermaye artışı kararı alınabilir diyoruz. Ve şiddetle de bunu tavsiye ediyoruz. Yani bir kısmi bölünme yapıyorsak şirkette, kısmi bölünmede şirketin mal varlıklarının bir kısmını dışarıya çıkarttığımız için, olayı daha basit anlatmaya çalışayım. Bir anonim şirketimiz var, yani bir limite şirketimiz var. Kısmi bölünme yapıyoruz, bir B şirketi oluşturuyoruz. Buraya taşınmaz veya üretimin bir kısmını oraya aktarıyoruz. Dolayısıyla A şirketinin içinden bir mal varlığı eksilmesi oluyor. Yeni şirkete bunları koyuyoruz. Eğer ki yeni şirketin hissedarı A şirketi olacaksa, yani iştirak ettireceksek iki şirketi birbirine, herhangi bir şekilde sermaye azaltımı söz konusu değil. Bir taşınmaz çıkarıp ayrı koyduğumuzu düşünün. Taşınmazı çıkarıp ayrı bir şirkete koyduğumda, eğer ki eski şirket diğer şirketin ortağı oluyorsa herhangi bir sermaye azaltımına gerek yok. O taşınmazlardan 252 hesaptan çıkarıp iştirakler hesabına dönüyor çünkü. Ama A şirketinden taşınmazı çıkarıp B şirketine koyduğumda yeni B şirketinin ortaklarına da eski şirketin ortakları yaptığımda, şahıslar yaptığımda ana şirkette, eski şirkette bir sermaye azaltımı söz konusu geliyor. Meydana geliyor. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla buradaki sermaye azaltımında da sermaye azaltımı prosedürlerine uygulamanız gerekiyor. Yani uygulamada çok fazla sermaye azaltımı yapmıyorsunuz. Sermaye artırımı herkes yapmıştır ama sermaye azaltımı yapan var mıdır bilmiyorum. Çok çok nadir olan bir iş. Çok bazı gereklerden doğuyor veya bu kısmi bölünmede sermaye azaltımı karşımıza çıkıyor. Sonlara doğru sermaye azaltımının vergilendirilmesiyle ilgili de mevzuatta bir değişiklik yapıldı. Geçen sene 9 Kasım'da 7420 ile onu da anlatacağım, sermaye azaltımındaki vergilendirmeyi sonlara doğru. Dolayısıyla sermaye azaltım prosedürüne takılmamak için o vergiden bir kaçış yok ama direkt alacaklara çağrı ve bütün o prosedürlere takılmamak için eş zamanlı sermaye artırımı yapmayı öneriyoruz. Yani bir taşınmazı çıkarttım, taşınmaz 2 milyon liraydı kayıtlı değeri. Şirketten çıkarttım, yeni şirkete de şahısları ortak ettim. Dolayısıyla eski şirkette 2 milyon sermaye azaltımı yaptıysam
yeni tekrar bir sermaye artırımı yapıp ortaklar veya geçmiş yıl karlarından bu 2 milyonu tamamlarsam, eş zamanlı sermaye azaltımı ile birlikte sermaye artırımı yaptığımda sermaye azaltımı prosedürlerine takılmıyorum ve alacaklara çağrı filan derdim kalmıyor, devam ediyorum. Bu kısmi bölünmede olabilecek bir şey. Tescil ve tescil sonrasında önce bölünen şirketin, sonra bölen yeni kurulacak şirketlerin tescili yapılır. Tam bölünmede bölünen şirket tasfiyesiz infisah eder. Tam veya kısmi bölünme sonucunda devralacak şirketler yeni kurulacak ise kuruluşa ilişkin prosedürler yine yerine getirilir. Tam bölünmede 30 gün içinde münfesih kurum ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi yine aynı şekilde veriliyor. Müştereken imzalanarak tam bölünmede yine yeni kurumun münfesih kurumun kurumlar vergisi beyannamesi hakkında taahhüt vermesi gerekiyor. Bunlar da kurumlar vergisi 19-20'den geldiği için muhakkak bu prosedüre uyulması gerekiyor. Devralan yeni şirkette yine şirket kuruluşunda yapılan bütün işlemler tür değişikliğinde anlattığım şekilde mali mühürdür, diğer evrakların değişmesidir gibi tamamının yapılması gerekiyor. Tapularla ilgili değişiklikler, işte trafikte araçlarla ilgili değişiklikler gibi. Kısmi bölünmede devreden ve devralan şirkette sermaye durumu nedir? Devreden şirkette sermaye azaltımı, eş zamanlı olarak sermaye artırımını tavsiye ediyorum dedim. Devralan şirkette sermaye artırımı, devralan şirket yeni kuruluyorsa yeni kuruluşa ilişkin yine hükümler uygulanıyor. Orada sermaye maddesi falan öyle olacak. Şirket paylarının ve hakların korunması konusunda tam ve kısmi bölünmede ortakların şirket payları ve hakları korunur diyor. Devreden şirketin ortaklarına bölünmeye katılan tüm şirketlerde mevcut payları oranında şirket payları verilir. Bu oranların korunduğu diyoruz buna. Bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde mevcut payların oranına göre değişik oranlarda şirket payları verirse de buna oranların korunmadığı diyoruz. Yani biz şirketi böldük, iki ayrı şirket çıkarttık. İki ayrı şirkete şirket ortaklarını ana şirkette diyelim ki A şirketinde %50-50 ortaksa yeni kurduğumuz iki şirkette de B ve C şirketinde de %50-50 yaptıysak ortakları buna biz oranların korunduğu diyoruz. Ama B şirketinde bir ortağı %60, C şirketinde diğer ortağı %60, diğerini 40 gibi bir oranları değiştiriyorsak bunların da oranların korunmadığı bölünme diyoruz. Ama burada başka riskler doğuyor. O riskleri daha sonra anlatacağım. Yani o oranların korunduğu şekilde yapmak her zaman daha avantajlıdır. Transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç dağıtımı falan gibi hususlar da işin içine giriyor bununla birlikte. İşçilerle ilgili hükümler var. Bölünmeyle ilgili kısım da azaldı. İşçilerle ilgili hükümler var. Tam veya kısmi bölünmede işçilerle ilgili yapılan hizmet sözleşmeleri işçi itiraz etmediği takdirde devir gününe kadar devam ediyor. İşçi itiraz ederse de normalde tazminat hakları ödenerek çıkarılıyor. Yine başka hususlar da var ama çok detay hususlar olduğu için buraya almadım. Türk Ticaret Kanunu'ndan bakabilirsiniz. Kayıtlı sermaye tavanına tabi ise şirket, kayıtlı sermaye sistemi müsait olmasa bile tavan değiştirilmeden sermaye artırılabilir diye bir hüküm var. Kayıtlı sermaye sistemini uygulayan var mı? Veya ne olduğundan çok kısa bahsedeyim. Kayıtlı sermaye sistemini halka açık şirketlerde daha çok uyguluyoruz. Genel kurul, yani ana sözleşmede değişiklik yapılıyor. Kayıtlı sermaye sistemine geçiliyor. Genel kurul yönetim kuruluna yetki veriyor sermaye ile ilgili. Dolayısıyla bir daha her sermaye artırımında genel kurula gidilmesine gerek kalmıyor. Bu yetki 5 yıllığına veriliyor. Benim şirketimin sermayesi 10 milyonsa eğer bunu genel kurulda ben şirketin sermayesinin 100 milyon liraya kadar, kayıtlı sermayesinin 100 milyonuna, kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon liraya kadar olmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verdiysem yönetim kurulu bir daha genel kurul prosedürüne uymadan şirket sermayesini 10 milyondan 20 milyona, 20 milyondan 50 milyona çıkarabiliyor. 100 milyona kadar çıkarabiliyor. Buna da kayıtlı sermaye sistemi diyoruz. Halka açık şirketler yapıyor ama özel şirketlerde çok fazla da gerek olmuyor. Çok fazla uygulanmıyor ama bilgi mahiyetinde söyleyeyim dedim. Müteselsiz sorumluluk var. Tam bölünmeye katılan şirketler bölünme planı ve bölünme sözleşmesine göre herhangi bir şirkete tahsis edilmeyen borçlardan müteselsilen sorumludurlar diyor. Müteselsiz sorumluluk önemli. Bir de ikinci derece sorumluluk diye bir şey var kanunda. Bu da diyor ki birinci derece sorumlu bulunan şirket, o sorumluluk ona verildiyse, ona geçtiyse, o mallarla birlikte borç alacakların
alacaklarını ifa etmezse, ödemezse bölünmeye katılan diğer şirketler de ikinci derece sorumlu olurlar diyor. O çok rastlanılacak bir durum değil ama mevzuatta olduğu için koydum. Yani ilk şirket, yani bölünme sonucunda iki şirketten bir tanesi iflas ederse, Concord'da ilan ederse veya merkezini yurt dışına taşırsa, şirkete ulaşılamıyorsa dönüp ikinci derece sorumlu olarak da bölünmeye katılan diğer şirketlerden bu talep edilebiliyor diyorum. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'ndan sonra son 5-6 slide kaldı. Bölünmeyle ilgili kurumlar vergisi kanundaki kısımlara geçmek istiyorum. Özellikle kurumlar vergisi kanunu dedik ki bir şey bölünme olabilir. Yani bu tür değişikliğinde ve birleşmede çok fazla rastlamazsınız. Çünkü kurumlar vergisinde çok detaylı hususlar yok. Tebliğde çok fazla düzenlemeler yok ama tam bölünme ve kısmi bölünme, özellikle kısmi bölünmeyle ilgili çok fazla husus var. Vergiden istisna olması için ilgili şartlara uymak gerekiyor. O şartların üzerinden birazcık geçeyim istiyorum. Kurumlar vergisi 19'da tam bölünmeyi tarif ederken tasfiyesiz olarak infis etmek suretiyle tam mükellef bir sermaye şirketinin iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve bunun karşılığında da yeni şirketlerin iştirak hisselerini ortaklarına vermesi olarak tanımlanıyor ve bu tam bölünmedir diyor. Ve bu hisseleri verirken %10'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi ortaklara işlemin bölünme sayılmasına engel değildir diyor. Yani bu kurumlar vergisine istisna olan bir bölünmeye engel değildir diyor. Bir seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde de münfesih kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek. Bölünmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir diyor. Bunu diğer birleşmede ve tür değiştirmede hep söylüyor zaten. Diyor ki yani 16 Ekim dedik az önceki örnek, 16 Ekim'e kadar normal vergilendiriliyor. Kurumlar vergisi beyannamesi veriliyor. Bölünmeden doğan veya birleşmeden doğan karlar hesaplanmıyor ve vergilendirilmiyor. Kısmi bölünmede bu sarıyla işaretlediğim taşınmazlar kısmı işte önemli. 31-12'ye kadar bunun yapılması bir hayli önemli. Tam mükellef bir sermaye şirketinin ve sermaye şirketinin nitelindeki bir yabancı kurumun bilançosunda yer alan taşınmazlar kısmi bölünmeye halen konu edilebiliyor. İştirak hisselerinin en az iki tam yıl süreyle şirkette olması gerekiyor. Taşınmazlarda iki tam yıllık süre yoktu. Üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçının kayıtlı değer üzerinden aynı sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devredilmesi kısmi bölünmedir diyor. Ancak üretim ve hizmet işletmelerinin devrinde işletme bütünlüğünün muhakkak korunması gerekiyor diyor. Yani hizmet işletmesi ise hizmet işletmesinin bir kısmını bölüp oraya koymanız mümkün değil. Tamamını koymanız gerekiyor gibi. Kısmi bölümde devredilen varlıklara karşı edinilen devreden şirket hisseleri devreden şirkette kalabileceği gibi az önce bahsetmiştim. Doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebileceği söylüyor. Taşınmazlarla ilgili şöyle bir avantaj var. Yani bunu daha çok insanlar neden hızlandırdılar? 31-12'ye kadar bu kısmi bölünme işlemlerini neden hızlandırdılara basit bir örnek vereyim. Şirkette çok değerli bir taşınmaz var, gayrimenkul var. 13-15 sene önce girmiş şirkete. Giriş değeri 1,5 milyon. Aktifte hala yeniden değerlemede yapılmadığı için, bu yeniden değerlemeleri yaparken de bunları öngördük. Yani enflasyon düzeltmesine kadar özellikle arsaların ve binaların çok gerekmedikçe yeniden değerlemelerini yapmadık. Kısmi bölünmeye konu edebiliriz veya tam bölünmeye konu edilebilir diye. Şimdi 1,5 milyona girmiş 13-15 sene önce. Şu anda arsa çok değerlenmiş, 200 milyon lira şu anda değeri olduğu söyleniyor. Bunu şirket normal yolla sattığı takdirde 200 milyon alan şirket veya kim alırsa ödemenin tamamını da tam olarak yapacağı için 200 milyon üzerinden vergisi çıkacak, %25 kurumlar vergisi çıkacak. 15 Temmuz 2023 7456 ile değişti ama bu eski giriş olduğu için kurumlar vergisi istisnası %50'den %25'e düştü. %25'i istisna olacak, %25'i vergilendirilecek. KDV istisnası devam ediyor eski girişlerde. Ama bunu kısmi bölünmeyle bir B şirketi kurup sadece o B şirketine aynı sermaye olarak koyduğunda gerçeğe uygun değer diyor ama maliyet değeri, vergi kanununa da vergi bir seri nolu tebliğde de maliyet değeri, mukayyet değerinden bahsediyor. Biz bu şirkete, yeni şirkete aynı sermaye olarak bunu 1,5 milyon olarak çıkarıyoruz şirketimizin kayıtlarından. Sermaye azaltımı yapıp eş zamanlı eski şirkette sermaye artırımını da yapıyoruz.
Yeni şirkete bunu 1,5 milyon lira değerle koyuyoruz. 1,5 milyon değerle koyduktan sonra tabi bu yeni şirketin anonim şirketi olması şart. Anonim şirket olarak kurmuş olduğumuz şirkette hisse senetlerini bastırıyoruz. 2 tam yıl geçtikten sonra arsanın değeri 300 milyonda 500 milyonda olsa herhangi bir şekilde vergiye tabi olmuyor satışı. Tabi orada yeni şirkette gidip bunu şirketin gayrimenkulünü satmıyor. Şirketin gayrimenkulünü almak isteyen, taşınmazını almak isteyen kişiye diyor ki ben şirket hissesi devrediyorum. 2 tam yıl elde durulmuş anonim şirketin hisseleri olduğu için şirket hisselerini devrettiğinde şirketin içinde de o taşınmazdan başka bir şey olmadığı için vergisiz bir şekilde, vergi planlamasıyla vergisiz bir şekilde, vergi kaçırma değildir, vergi planlamasıdır. Açık açık mevzuatta olan bir şey çünkü 300-500 milyon da satsa KDV yok, kurumlar vergisi yok, hiçbir şey yok. Sıfır vergiyle taşınmazı devrediyor. Ve kaldı ki alınan para da yeni şirkete değil, o şirketin ortaklarına geçiyor. Dolayısıyla şirketlerin de ortakların da herhangi bir şekilde vergilendirmesi söz konusu değil. Çok değerli arsalarda insanlar bunları uzun zamandır yaptılar. Yapılıyordu ama şimdi 31.12.2023'ten sonra mümkün değil. O yüzden de şu anda bir telaşeyle çok değerli arsalar için kısmi bölünmeyle şirketten değerli arsalar çıkarılıyor. Kısmi bölünme işlemlerinde aktif ve pasif düzenleyici hesaplar ilgili olduğu aktif ve pasif hesaplarla birlikte devrolunmak zorunda diyor. Yani bir binayı kısmi bölünmeye konu ediyorsanız onun birikmiş amortismanının da tabii gitmesi gerekiyor. Üretim ve hizmet işletmelerinde işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için her türlü tesis, makine, alet, cihaz birlikte çıkarılması gerekiyor. Devredilen üretim ve hizmet işletmeleriyle doğrudan ilgili olan nakit alacaklar, menkul kıymetler, borçların da devri zorunlu. Ama tespit edilememesi halinde de yani bir hizmet işletmesini veya üretim işletmesini ayırıyoruz gibi düşünün. Yani basit örnek bir un ve pirinç fabrikamız var. Aynı bina içinde pirinç fabrikası kısmını çıkarıp başka bir şirkete koyuyoruz. Üretim işletmeleri de konulabilir diyor çünkü kısmi bölünmeyle. Onu koyarken işletme kredisi kullandıysak o işletme kredisinin hangi işte ne kadar kullanıldığının tespit edilemediği için diyor ki aktifteki sen yeni şirkete koyduklarını orantılara kredi borcundan da borçlardan da alacaklardan da o kadar yeni şirkete aktar diyor. Üretim ve hizmet işletmelerinde belli bir kısmının sermaye şirketlerine aynı sermaye olarak konulması mümkün olmayıp işletme bütünlüğünün korunması gerekmektedir. Üretim ve hizmet işletmeleriyle fiziki veya teknik bütünlük arz eden bu işlemler teknik arz eden bu işletmelerden ayrılması mümkün olmayan bina, arsa, arazi ve bu işletmelere dahil taşınmazlar olarak kabul edilecektir diyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Hep konuşulan ve yapılıp yapılamayacağı üzerinde tartışma konusu olan yani fabrika binanız var, tek bir üretim var içinde. Bu fabrika binasını kısmi bölünmeye konu ederek dışarıya çıkarabilir misiniz? Orada özelgeler var. Özelgeler çıkarabilirsiniz de çıkaramazsınız da yönünde. Dolayısıyla yani böyle bir işlem yapmaya kalkarsanız ciddi vergilerle karşılaşmamak için idarenin çünkü orada ikili bir görüşü var. Son zamanda bir Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın vermiş olduğu olumlu bir özelge var. Çıkarabilirsin yönünde ama ondan hemen öncesinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı çıkaramazsın demiş. Aslında tebliğe baktığımızda bu özelgeler olmasa ben normal fabrika binasında çıkarılabileceğini düşünüyorum. Burada fiziki veya teknik bütünlük arz eden bu işletmelerden ayrılması mümkün olmayan diyor. Yani ayrılması mümkün olmayan nedir? Yani sonuçta bir fabrika binanız var, içinde makineler var. Niye ayrılması mümkün olmasın? Ayrılması mümkündür diye düşünüyoruz. Ve tebliğde bir husus daha var. Şurada tek bir üretim veya hizmet işletmesi bulunan kurumun taşınmazlar ve iştirak hislerini kısmi bölünmeye konu etmesi mümkün olup diye başlıyor tebliğde. Anılan işletme ise kısmi bölünme kapsamında devretmesi mümkün değildir diyor. Dolayısıyla bu tebliğdeki iki cümleyi farklı özelgelerde farklı şekilde yorumlanmış. Bununla ilgili eğer bir uygulama yapacak olursanız özelge almadan hareket etmeyin derim. Ama süre ciddi anlamda kısıtlandı. Birbirinden ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak bir ticari faaliyet devam ettirebilecek nitelikte olan varlıklardan oluşan işletmelerin kısmi bölünmeye konu edilebilecektir.
Oraları geçiyorum. Bir değişim oranımız var. Şimdi az önce de dedim transfer fiyatlandırması örtülü kazanç anlamında sıkıntı var dedim. Değişim oranının bölünen ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek değeri üzerinden belirlenebilmesi mümkündür diyor. Yani bir şirketten iki tane gayrimenkulü çıkarıyoruz. Bu iki tane gayrimenkulü çıkarırken kayıtlı değerleri var. Bir tanesi 500 bin lira, bir tanesi 1,5 milyon lira ama siz ortaklara bunu verirken hisseleri oranında gerçek değerini tespit edip ortaklara o oranda hisse verebilirsiniz diyor. Mevzuatta var. Ama uygulamada gelecekte çok sıkıntı yaratacağı için çok fazla tavsiye etmiyorum. Ha, gerçeğe uygun değerini, gerçek değerini tespit ettirebilirsiniz. Tabii mahkeme aracılığıyla tespit edilirse bir sıkıntı olmaz. Veya SPK uzmanlarına tespit ettirebilirsiniz, değerleme uzmanlarına tespit ettirebilirsiniz yine bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama ileride eleştirilecektir. Çünkü tebliğde de gerçek değerler üzerinden belirlenecek bir değişim oranına göre devralan şirketin sermaye paylarının ortaklara verilmesinde ortakların servet değerinde meydana gelecek ve izah edilemeyecek farkların transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç dağıtım ve değer artış kazanç arasından tenkit edilebileceği tabidir diye tebliğe konulduğu için biraz da kayıtlı değerler üzerinden işlemin yapılması daha uygun olacaktır. Kısmi bölümde bitiyor. Son slaytım. Amortisman uygulaması. Az önce bahsetmiştim, eski şirkette bölünme tarihine kadar amortisman ayrılıyor, yeni şirkette devam ediyor. Bu birleşme için, tür değişikliği için de geçerli. Her ne kadar yeni şirket kurulmuş olsa da eski amortismanlar kaldığı yerinden devam edecek. Aktifle pasifle birlikte gittiği için hem değeri hem birikmiş amortismanı yeni şirkete olduğu gibi geçtiği için kalan ömrü kadar da amortisman ayrılmaya devam edecek. Bir de yeni şirketin ortaklarına hisseler veriliyor. A şirketini böldük, B şirketine çevirdik veya tam bölünmede çevirdik. Yeni şirketteki hissedarların hisse edinim tarihi eski şirketteki ilk hisse edinim tarihleridir diyor. Aslında burada bu işte hisse senetlerinin bastırılıp 2 tam yıl geçmesine ilişkin sürelere de baktığımızda önceki şirket anonim şirketse, dolayısıyla kısmi bölünmeyle siz o şirketten bir hisse senedi aldıysanız onu da bastırdığınız takdirde toplam 2 yıllık sürenin geçmesine eski şirketle birlikte bakılacak anlamına geliyor. Ama limite şirketlerde burada sıkıntı var. Nevi değişikliklerinde. Ona da çok kısa gireyim. O da önemli bir konu çünkü. Limite şirketsiniz. Limite şirketten anonim şirkete dönüştünüz. Ve anonim şirkette hisse senetlerini bastırdınız. Eski verilen özelgelerin tamamında diyordu ki limite şirkette geçen sürelerde toplam 2 yıldan sayılır diyordu. Maliye görüş değiştirdi. Mevzuatta hiçbir değişiklik yok. Özelgeleri bir tarihten sonra dedi ki limite şirkette geçen süreler sayılmaz. Anonim şirket olduktan sonra anonim şirkette hisse senedi bastırdıktan sonra 2 tam yıl geçmesi gerekir dedi. Buna ilişkin yargı kararları da var. Olumlu yönde yargı kararları var. Çünkü mevzuatta bir değişiklik olmadan idare görüş değiştirdiği için orada biz yine de limite şirkette geçen sürelerinde 2 yıldan sayılacağını varsayıyoruz. Ama uygulamada yaparken temkinli olmak niyetiyle hisse senetleri basılsın ve 2 yıl geçsin diyoruz. Şimdi bölünmeye ilişkin kısmı bitti. Sadece üst slide kaldı. Hisse değişimi, zarar mahsubu ve sermaye azaltımında vergilendirmeyi anlatıp bitiriyorum. En başta Türk Ticaret Kanunu'da dedim ki birleşme tür değişikliği ve bölünme var dedim. Bir de Kurumlar Vergisi Kanunu 19-20'de bölünme ve hisse değişimi var dedim. Buradaki hisse değişimi nedir? Çok basit aslında. Bunun genel kurulu, tescili herhangi bir şey yok. İki şirketin birbirinin hissesini alması. Normalde vergiye tabi bir işlem, hisse alışverişleri. Ama diyor ki iki tane şirket var. A şirketi B şirketin hisselerini bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralırsa, bunun karşılığında da B şirketin ortaklarına kendi şirketinden hisse verirse, bu bir hisse değişimidir ve bunu vergilendirmem diyor. Yani A şirketi büyük bir şirket, B şirketinin hisselerini devralıyor, yönetimini ele alıyor. B şirketinin eski ortaklarına da hisse veriyor. Bu işlem vergiye tabi değil. Benim uygulamada en çok gördüğüm dışarıdan gelen kurumlar vergisi beyannamelerinde kurumlar vergisi beyannamesinin ek kulakçıklarından birinde diyor ki orada devir, bölünme ve hisse değişimi var mı diyor şirkette. Maalesef bütün meslektaş arkadaşlar orada hisse değişimi var diye işaretliyor.
A kişisi B kişisine hisseyi devrettiyse bunu hisse değişimi olarak düşünüp hisse değişimi olarak işaretleniyor. Ama orada kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde sorduğu bu. Yani bu anlamda bir hisse değişimi var mı? Yani şirketler hisselerin değişmiş mi anlamında soruyor. Devir bölünme hisse değişimiyle birlikte olduğu için kurumlar vergisi 19-20'deki hisse değişimini sorduğunu anlıyoruz. Zarar mahsubuna geldim. Zarar mahsubu nedir? Normalde kurumlar vergisi 9'da yer alır. Zarar mahsubu. İşte şirketlerin geçmiş yıl zararını 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden indirebileceğini anlatan maddenin içinde diyor ki siz birleşme ve tür değişmede devralınan kurumun bir geçmiş yıl zararı varsa yeni şirkette bu geçmiş yıl zararlarını indirebilirsiniz diyor ama belli şartlarla indirim konusu yapabilirsiniz diyor. Geçmiş yıl zararı çok yüklü bir şirketiyle birleştirdim. Yeni şirketimde de çok büyük karlar var. Orada geçmiş yıl zararlarını kullanma imkanım var. Ama diyor ki devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını aşmayan geçmiş yıl zararları. Yani oradaki şirket eski birleşen şirket borca batık bir şirketse öz kaynağı kalmadıysa ben yeni şirkete bunu birleştirdiğimde öz kaynakları da sıfıra yakın geldiyse orada ne kadar geçmiş yıl zararı olursa olsun onu kullanamıyorum. Veya geçmiş yıl zararları son 5 yıl içinde 10 milyonsa 10 milyon TL geçmiş yıl zararı varsa birleştirdiğim şirketin birleştirerek yok ettiğim sona erdirdiğim şirketin öz kaynakları devir tarihi itibariyle yani tescil tarihi itibariyle eğer 3 milyon liraysa ben o 3 milyon lirayı alıp birleşme sonrasında yeni şirkette kullanabiliyorum. Yine 5 yıl süresine dikkat ederek. Bölünmede de diyor ki bölünmede mal varlıkları birden fazla şirkete bölündüğü için ne kadar mal varlığı böldüysen sadece tam bölünmede der, kısmi bölünmede böyle imkan yok. Tam bölünmede bölünce ne kadar mal varlığını böldüysen ona isabet eden öz kaynak tutarıyla kıyasla o kadarlık geçmiş yıl zararını yine tam bölünmede yeni şirkette düşebilirsin diyor. İki şart daha sayıyor. Son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanun süresinde verilmiş olması, devralınan kurumun aynı faaliyetini devir ve bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesi. Burada aynı faaliyetini özellikle işaretledim. Kurumlar vergisi tebliği 9. maddeyle ilgili kısmında bir Birselinoğlu tebliğin aynı faaliyetine dene açmış tamamen birebir aynı faaliyetine devam etmesi gerekiyor diyor. Yani başka bir faaliyet yaparsa yine o geçmişi zararlarını kullanamaz. Aynı faaliyetine devam etmesi gerekiyor diye de uyarıyor. Son konumuz sermaye azaltımında vergilendirme. Yani kısmi bölünmeyi anlatırken sermaye azaltımı yapabilirsiniz dedim veya eş zamanlı olarak sermaye artırımı da yapabilirsiniz dedim. Eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapsanız bile kısmi bölünmede sermaye azaltımında vergilendirmeden kurtulamıyorsunuz. Şimdi sermaye azaltımında vergilendirme nedir? Geçmişte 9 Kasım 2022'den önce vergi mevzuatımızda böyle bir düzenleme yoktu. İlla kısmi bölünmeyle değil, zaman zaman sermaye azaltımı yapan firmalar da oluyor. Sermaye azaltımı yaptığın zaman idare diyordu ki ben bunu sermayenin daha önce kayıtlı sermayenin içindeki unsurlara bakarım. En çok vergilendirilecek kısmı ilk önce azalttığını varsayarım. Ona göre vergilendiririm diyordu. Biz de diyorduk ki hayır bizim bir 10 milyon sermayemiz var. Hep bu örnek üzerinden gidelim. 10 milyon sermayemiz var. 5 milyon nakit koymuşum sermaye olarak. İşte 3 milyon geçmiş yıl karlarından koymuşum. 2 milyon da başka fonlardan ilave etmişim. Aslında vergilendirilmesi gereken fonlardan veya işte enflasyon düzeltmesi farklarından ilave etmişim. Dolayısıyla geçmişte idare ediyordu ki ben en çok vergilendirilecek olan enflasyon düzeltmesi onu ilk önce azalttığını sayarım. Sen 3 milyon sermaye azaltımı yaptıysan 2 milyonunu buradan sayarım. Kurumlar vergisine ve stopaja tabi tutarım. 1 milyonunu da giderim. Geçmiş yıl karlarından azalttığını sayarım. Bunu da sadece stopaja tabi tutarım. Biz de hayır diyorduk. Biz nakit sermayemiz de var koyduğumuz. Nakite koyduk. Önce nakite azaltıyoruz. Vergiye tabi değil diyorduk. Yargıya gidiyorduk. Yargıda çoğu zaman mükellefin neyine karar veriyordu. Çünkü yasal bir düzenleme olmadığı için. Ne değişti? 7420 sayılı kanunda 9 Kasım 2022'de Kurumlar Vergisi Kanunu 32B maddesi eklendi ve bunun artık şekil şartları netleşti. Şekil şartlarında ne diyor? Kurumlar tarafından sermaye eklenen öz sermaye kalemleri, bir sermayemiz var 10 milyon TL. Bu şirket 20 yıllık, 30 yıllık bir şirket de olabilir. 10 milyon TL. Son 5 yıl içinde sermaye artışı yapmadıysak hepsi 5 yıldan önceki
içeriğine bakıyoruz. İşte 5 milyon nakit, 3 milyonu geçmiş yıl kârı, 2 milyonu diğerse, ben bugün 2 milyon sermaye azaltımı yapıyorsam kısmi bölünmede gayrimenkul çıkararak, taşınmaz veya başka bir şey çıkararak, orantıla diyor 5 yıldan önce hepsini sermaye koyduğun için. %50'sini nakitten say filan diyor. Ama son 5 yıl içinde yaptıysan diyor sermaye artışlarını, önce en çok vergilendirilecek olandan azalttığını varsayarım diyor. Yani son hepsi son 5 yıl içindeyse ilk önce kurumlar vergisine tabi olanı ve stopaja tabi olanı, daha sonra nakitten azaltım yaptığını varsayarım diyor. Şimdi burada sermaye azaltımıyla çok fazla karşılaşmazsınız. İşte kısmi bölünme yaparsanız bir sermaye azaltımı ile ilgili, her ne kadar sermaye artırım yapsanız da yine bu vergilendirilmesine bunun dikkat etmeniz gerekiyor. Ama tasfiye ile birçok kişi karşılaşıyor. Tasfiyede de aynı şekilde bunun vergilendirilmesi gerekiyor. Birçok kişi tasfiye ediyor şirketini, herhangi bir şekilde bunları vergilendirilmiyor. İdarede takip edemiyor veya takip etmiyor. Bu şekilde devam ediyor. Ama doğrusu bu işin tasfiyede de yine sermayenin unsurlarının sermaye azaltımına tabi tutulup vergilendirilmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yine geçmiş yıllar kârları, başka şeyler de varsa şirketin içinde, tasfiye ettiğimizde bunların da yine kâr dağıtımı sayılıp vergilendirilmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu sermaye azaltımından da bahsetmek istedim. Valla anlatacağım konular bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada son bölümle ilgili tabii soru cevap alabiliriz. Yani bölünmeyle ilgili ve en son işte hisse değişimi, zarar mahsulü veya diğer kısımlarla ilgili. Evet, Ömer Bey bakıyorum. Geç, soru soracak değil mi? Sorunun cevabını aldım burada gerçi. Başka bir soru geldi aklıma. Şimdi biraz önce dediniz şirketin 1 milyon lira, 1,5 milyon liralarında gayrimenkulü var. Bunu başka bir firma kendi şirketi üzerine aldı. 300 milyon liraya. Bu alan şirket bunun muhasebe kaydını nasıl yapacak? 1,5 milyon liralık sermayesi var. Nasıl kendi şirketini aldı? Başka bir şirket. Bu gayrimenkul mevcut bir şirket. Yeni kurulacak bir şirket değil de mevcut bir şirket. Mevcut bir şirket. Bunu kayıt aldı. Bunun muhasebe kaydını nasıl yapacak? 1,5 milyon lira. Sermayesini eklemesi gerekiyor. Yani sermaye artışı yapması gerekiyor. Yani biz kısmi bölünmeyle mevcut veya yeni kurulacak şirketlere diyoruz. Dolayısıyla mevcut bir şirkete de kısmi bölünmeyle gayrimenkul verilebilir. Taşınmaz verilebilir halen. Verildiği takdirde ne olacak? Diğer şirkette de bunu alıp sermaye maddesine ekleyecek. 1,5 milyon lira olarak sermaye artışı yapacak. Sermaye tadilini ona göre yapacak. Ama 300 milyon lira ödeyecek. Ne için 300 milyon ödeyecek? O yeni alacağı şirketin gayrimenkul değeri mesela satıyor şeyi, firmayı. Hayır, buradaki bölünmeyi kendi şirketine yapıyor zaten. Yani onu geçirdik. Başka birine birine satmıyor. Ha, satarsa diyorum ben. Satması zaten, halinde. Bu zaten vergilenir. Bu vergilenecek. Yani, tamam. Yani sonuçta işte anonim şirket, ben iki yıl geçti. Vergisi yok ya. Hayır, şurasını atlamayalım. Şimdi normalde bölünmenin sonucunda yeni oluşacak şirketlere ya eski şirketi iştirak ettirirsiniz, tamam, ya evet, da eski şirketin ortaklarını yeni şirkete aynı oranda ortak edersiniz. Ve yeni şirkete aynı mukayyet değeri üzerinden gider. Ama siz yeni şirketin ortaklarını oraya ortak etmediğiniz takdirde zaten bu kurumlar vergisi kanundaki bir bölünme olmaz. Olmaz, evet. Normal satış gibi olur yani. Yok, ayrıldı. Yani bu ne olur? O zaman gerçek değeri bunun tespit edilir. Siz böyle bir bölünme yapıp da o gayrimenkule koyduğunuzda gerçek değeri tespit edilir. Gerçek değeri üzerinden de vergilendirilir. İşte o ayrıldıktan sonra 2 yıl geçti üzerinden. Ben istediğim fiyatı alabilirim diyorsunuz belki. Bir şirket aldı bunu. Onu tam anlaşılamamış herhalde. Tekrar söyleyeyim. Şimdi bir tane taşınmazımız var. Evet, ana şirketimiz için. Çok değerli, çok değerli bir taşınmaz. Defter değeri bunun 1,5 milyon lira. Evet. Siz gittiniz bunu, bir tane yeni şirket kurdunuz. Mevcut bir şirket değil. Veya faaliyeti olmayan, içinde sadece arsanın olacağı bir şirket kurdunuz. O şirkete kayıtlı değer üzerinden 1,5 milyon lira üzerinden aktardınız, sermaye olarak koydunuz. Evet. Yani yeni şirket kurdunuz, 250 arsalarında 1,5 milyon lira var, 500 sermayesinde 1,5 milyon lira var. Böyle bir şirketiniz var elinde ve bu anonim şirket. Bu şirketin hisse senetlerini bastırdınız. Evet. Hisse senetlerini bastırdıktan sonra 2 tam yıl geçti,
siz gidip gene o gayrimenkulü satarsanız, gidip tapu da satış yaparsanız tabii ki vergilenecek. O zaman. Siz şirketin hisselerini devrederseniz, o şirketin içinde başka bir faaliyet olmazsa, gayrimenkulü almak isteyene ben gayrimenkulü tapudan devretmiyorum, şirket hisselerimi devrediyorum, şirkette de tamam, sadece tamam. Bu var. Şirkette zaten gayri faal bir şirket, içinde de hiçbir şey yok dediğinizde, alan kişi bunu eğer kendi şirketinde bile kullanacaksa sizden o şartlarda alır, daha sonra kendi şirketine birleşme usulüyle yine birleştirebilir veya ayrı bir şekilde kullanabilir o şirkette gayrimenkulü. Anlatabildim mi? Tatmin etmedik açıkçası. Çünkü 1,5 milyon lira sermayesi var, adam 300 milyon lira para ödeyecek karşı tarafa. Nasıl? Şirketi mi alacak? Adam nasıl, niye satsın şirketi? Yani 1,5 milyon lira sermayesi olan veya bir değeri, gayrimenkul değeri 300 milyon lira. Şöyle, şimdi şirket devirlerinde yabancılar gelip buraya şirketi almak istediklerinde, sizin herhangi bir yürüyen şirketinizi almak istediklerinde şirket değerlemesi yapıyoruz. Due diligence diyoruz buna. Şirket değerlemeleri yapıyoruz. Şirketin kayıtlı sermayesi 3 milyon 5 milyonken çok çok yüksek değerlerde 300 milyon 500 milyon 1 milyar şirketin değeri çıkıyor şirket değerlemesi yapıldığında. Yabancı nasıl alıyor? Siz şirketin hisseleri name yazılı olarak bastırmışsınız. 2 tam yıl geçmiş. Adam sizden alıyor hisseyi. Şirketten almıyor. Geliyor 1 milyar TL'sini şahsınıza ödüyor. Şirketi satın alıyor. Şirketin gerçek değeri 1 milyar ama kayıtlı sermayesi 10 milyon lira. Herhangi bir şekilde 2 tam yıl geçtikten sonra siz bunu satarsanız da herhangi bir şekilde vergiye tabi değil. Benim satıcı için sorunum olmuyor ki. O alan kişinin muhasebe kaydını nasıl yapacak? Adam 1 milyar para ödüyor size. Alan kişi şahıs, alan kişi şahıs olarak, şahıs olarak oluyorsa yani tamam. Alan kişi şirket olarak bunu almak istiyorsa şirket olarak da alır tabii ki. Yani sonuçta şirkete alır. Orada iştirakler hesabında bunu ayrı değer olarak gösteriyor. İştirak kaç liraya aldığını. O zaman değerleme yapması lazım. İştirak hissesi aldığımızda da aynı şey olmuyor mu? Yani sonuçta ben gidip şirketin değeri kaç lira olursa olsun iştirak hisselerini aldığımda onu defter kayıtlarımda gene değerini gösteriyor. İştirak hisselerini gösteriyor. Veya halka açılmada gidiyoruz. Şirketin kayıtlı değerine bakıyoruz. Her hisse değeri işte 2,5 lira. Halka açılmaya geçiyoruz. Halka açılmada gidiyoruz. Şirketi açtığımızda şirketin değer hisse değeri 8 liraysa 8 liradan halka arz ediyoruz. 8 liradan da parasını topluyoruz şirkete. Orada da kurumlar vergisi 5.1 ç giriyor devreye. Emisyon primi istisnası var. Orada da vergilendirilmiyor. Tamam, teşekkür yani ederim. Siz burada şahıs anladım olarak şirketi olayı aldığınızda bir sıkıntı yok. Şirket olarak aldığınızda da şirket olarak aldığınız kasanızdan çıkan parayı zaten kayıtlarınıza alıyorsunuz. Orada problem yok yani. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ömer Bey. Menkul sermaye nasıl girecek? Yani menkul sermayede yani değer artış kazancından bahsedebiliriz burada. Menkul sermaye adından değil, değer artış kazancından bahsedebiliriz. Biliyorsunuz hisse senetlerinin alım satımı ile ilgili oluşan kazanç değer artış kazancıdır. Ama kar payı dağıtımı menkul sermaye iradıdır. Orada menkul sermaye iradına girer ama normalde değer artış kazancına girer. İşte o değer artış kazancında da gelir vergisi mükerrer 80'de 2 tam yıl geçtikten sonra değer artış kazancına da girmeyeceğini yazıyor. Sadece anonim şirketlerde. Çok karlı bir şeymiş o zaman. 1 milyarı tamamen vergi dışı bıraktı öyle bir durumda. Ya bu bir vergi planlaması ve yıllardır insanlar bunları yapıyor. Yani hani bir şey yok, yasa olarak da bir sakınca yok. Kendi şeyi vardı ya, ona bir onun gibi. Evet. Buyurun Aydın Bey. Öncelikle güzel sorumuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim sorum kısmi bölünmede alınan, yeni kurulan şirkette alınan hisselerin 2 yıllık süre hesabında geçmişteki anonim şirketteki süreler niye sayılmasın diye düşünüyorum. Çünkü o verilen müktezada da yok anonim şirkette sayılıyor zaten. Anonim şirkette bölünme evet yaparsak, evet yani şeyde sıkıntı yok. Hatta yok. Diyor ki kurumlar vergisi tebliğinde de açık açık diyor ki sizin diyor yeni şirkette elde etmiş olduğunuz hisselerin edinim tarihi diyor eski şirketteki ilk edinim tarihidir diyor. Yani doğru, dolayısıyla doğru. Eski şirketteki edinim tarihi olduğu için bir problem yok. Hatta eski şirketiniz anonim şirketse orada da il muhaber veya işte hisse senedi bastırdıysanız o 2 yıllık süreleri doldurduysanız zaten hiç orada tartışılacak bir şey yok. Yani o evet. Zaten değer artış kazancına girmiyor. Evet.
Bir sadece da, limite şirketse orada işte dikkat etmek lazım biraz da. Diğer bir sorum da bu iştirak hissesi gibi kabul ettiğimiz mesela TOSAP gibi Bursa'da var mesela. Buradaki arsa tahsis veriliyor bize. Bir gayrimenkul tapumuz yok ortada. Sadece evet. Bir tahsis taahhüdü var. Bu tür iştirak hissesi diyelim onlara kısmi bölünmeye konu edebilir miyiz? Edemeyiz. Neden? Yani tam olarak iştirak hissesi değil onlar. Tam olarak evet. Tapu çıkmadığı için taşınmaz değil. Daha önce konuşmuştuk sanki bu konuyu. Evet, evet. Öyle hatırlıyorum. Yani yapılan örnekler var ama yapılmış geçmiş sanırım. Valla bunu şimdi oradaki özellikle şeyle Teknosap'la ilgili çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Çünkü Teknosap'taki değerleri çok fazla arttı. Bazı kişiler bu şirketleri alırken bilinçli bir şekilde Teknosap'tan yer alırken boş şirketlerin üzerine aldılar. Boş anonim şirketinin üzerine aldı. Hisse senetlerini bastırdı. 2 tam yıl geçti. Şimdi Teknosap'taki yerini başka birine satmak istediğinde 800 bin liraya aldığı yeri 80 milyona gidiyor satıyor. Aynı mantık, deminki bahsettiğim mantıkla ve Teknosap da buna herhangi bir şekilde müdahale edemiyor. Çünkü şirkete o yeri tahsis etmiş, şirketin ortaklarının kim olduğu onu ilgilendirmiyor, şirket hissesini satıyor. Ama başka bazı şirketlerde normal şirketin içine aldılar bunu. Aslında aldıkları bir şey yok, sadece orada Teknosap'ın yönetimi burasını sana vereceğim diyor. Yani kendi almış oldukları kararlarda alınmış şirket için herhangi bir şey yok. Ödenen paralar var. Bu bir iştirak hissesi değil. İştirak hissesine uymuyor. Tapu çıkmadığı için taşınmaz yok. Dolayısıyla Teknosap izin verirse devredebilirsin. Teknosap izin vermezse devredemezsin anlamına geliyor. Teknosap da bunun önünü açmak istemiyor şu anda. Yani kolay bir şekilde devretmenin ama birilerine izin verdiyse el altından birçok kişi bunu soruyor. Yani yerleri zamanında almışlar, değerlenmiş çok, yapamayacaklar fabrika binasını. Teknosap diyor ki yapamazsan elinden alırım, başkasına satarım. Çünkü organize sanayilerin de yönetmeliği böyledir. Orada tamamen tapuyu vermiyor. Binayı bitirmeden tapuyu vermediği için kısmi bölünmeye de konu edilemez diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamamdır herhalde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.